Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Ben aynı yerlere konferansa pek gitmem. Çünkü sırada yüzlerce konferans talebi var. Onları karşılayabilme adına aynı yere birkaç defa gitmek yerine başka yerlere gidip başka kardeşlerimizle de buluşmayı daha çok yeğliyorum, tercih ediyorum. Ama bir hikmetin Başakşehir Belediyesi'nin geçen sene bizi çağırdığı programa gelmiş ve gerçekten çok memnun ayrılmıştım. Çünkü geçen sene gösterdiğiniz sadakati emin olun hiç unutmadım. Çok önemli bir insan profiliyle o akşam birlikte olmuştuk. Hesabım yarım saat konuşmaktı, yaklaşık iki saat konuşmuştuk. Sağ olsun Basri Bey, Furkan Bey ve elbette onları bu tür faaliyetleri yapsınlar diye görevlendiren sevgili başkanımız, başkan yardımcısı kardeşimiz, bu tür organizasyonları şekillendirmekle aslında Kur'an'a, İslam'a, hakka ve hakikate yardım ediyorlar, destek oluyorlar. Allah-u Teala onları bu desteklerinden dolayı dünyada da mahşerde de mevcut eylesin. Cenab-ı Hak onları, sizleri, bizleri Kur'an'ını doğru anlama, Kur'an'ını doğru yaşama, Kur'an'ını konuşma, Kur'an'ıyla konuşma, Kur'an'ını konuşturma noktasında her hizmetin hizmetkarı eylesin inşallah. Bugün ilan edildiği üzere konuyu da olabildiğince dallandırıp budaklandırmadan ilan edilen konuyu sizlere olabildiğince sade bir dil kullanarak aktarmaya gayret edeceğim. Kardeşlerim çok güzel bir konu başlığı belirlemişler. Kur'an'a karşı sorumluluklarımız. Harika bir konu başlığı. O konu başlığı üzerinden şöyle Kur'an'ın içerisinde epey bir gezinmeye ihtiyacımız olacak. Ben Kur'an'ı konuşacağımız bu programda önce Rabbimden niyaz ediyorum. Bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Sonra sizin için dua ediyorum. Cenab-ı Hak size de dinleyeceklerimizi doğru dinlemeyi, dinlediklerimizi anlamayı ve anladıklarımızı yaşamanızı nasip ve müyesser eylesin. Neticede dil kemiksiz bir organ. Bu sağa sola yalvalayabilir. Onu hakkın ve hakikatın yolunda kullanabilmek için daima Allah'ın yardımına ihtiyacımız vardır. Mutlaka farkındasınızdır. Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi diye bir sure var. Nahl Suresi 16. suredir. Adını Bal Arısı'ndan alır. Fakat Bal Arısı ile alakalı surenin ayetleri toplam 3 tanedir. İlginç bir kelime olduğu için adı öyledir. Ama sure 128 ayet civarındadır. O surenin bir 98. ayeti var. Her Müslümana her an her gün lazım olan bir 98. ayeti var. Nahl suresi 98. ayet. Rabbimiz buyurur ki orada peygamberimize hitaben. Estağfirullah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Demek ki bir insan peygamber bile olsa Kur'an'la irtibatında şeytan onu rahat bırakmaz. Şeytan onu habire hakikatten uzaklaştırmak için uğraşır. Öyleyse Allah'ın yardımı olmadan şeytanın müdahalesinden kurtulmak mümkün olmayabilir. O itibarla biz de bugün
bu akşamki konuşmamıza Allah'a sığınarak, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınarak başlayacağız. Hakikat Allah'ın söyledikleridir. Allah'ın söylediklerini hayatın merkezine almak yaratılışın gayesidir. Şöyle basit ve düz mantıkla bir şeyi sorarak konuşmayı başlatayım. Çok basit. Cevabı da son derece basit bir soruyla konuşmayı başlatayım. Hiç sabah kalkarken ben günüme neyle başlamalıyım sorusunu sorduğumuz oldu mu? Ben bugüne nasıl başlayayım? Günüm nasıl başlamış olsun? Bu soruyu eğer sorabildiysek, buna cevabı Kur'an'la başlayayım diye verebildiğimiz oldu mu? Biz güne Kur'an'la hiç başladık mı? Bir güne Kur'an'la başlamak, her güne Kur'an'la başlamanın anahtarıdır. Bir günü Kur'an'la başlatın, ertesi gün Kur'an sizi alanına çekecektir. Bir gün nasıl geçerse her gün öyle geçmeye adaydır. O itibarla belki her sabah şu soruyu sorarak hayata, güne başlamalıyız. Sorumuz şu: Kur'an benim neyim olur? Kur'an benim neyim? Bu kitapla benim diyalog, iletişimim nasıl olacak? Nasıl olmalı? Kur'an benden ne istiyor? Benim bu isteklere karşı pozisyonum nedir? Soru herkesi ilgilendiren, her gün ilgilendiren bir sorudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıllık risalet hayatı boyunca bu soruyla yattı, bu soruyla kalktı. Hayatının her anına, her alanına Efendimiz bu sorunun cevabını uyarlayarak Kur'an'ı hayatının merkezine aldı. Peki o böyle davrandı, biz nasıl davranmalıyız? Onun ümmeti olma iddiasındaki insanlar hayatının merkezine Kur'an'ı almak mecburiyetindedir. Kur'ansız hayat, hayat değildir. Din adına referansını Kur'an'dan almayan düşünceler, hayata anlamını kazandıran faaliyetlere dönüşmezler. O itibarla biz sorumuzu sorup cevabını Kur'an'dan bulmaya gayret edeceğiz. Öyle bir kitabımız var ki, bu kitabın hayatımızda karışmadığı bir alan yoktur, öyle mi? Kitabımız hayatımızın ta kendisidir. Onun hemen her ana konusu hayatın ana parametreleriyle ilişkilendirilmiştir. O itibarla Kur'an'ın ilk indirilen surelerinden biri olan Müzzemmil suresinin ilk ayetleri bir Müslümanın gecesini nasıl değerlendireceğiyle ilgili bir prensip üzerine ayetlerle gelmiştir. Geceyi nasıl değerlendireceksin? Gündüz herkesin şu kadar işi gücü mesuliyeti var. Peki ya bu mesuliyetleri tesbihe dönüştürebilmek için geceyi nasıl değerlendirmek lazım? Sorusunu Müzzemmil suresinin ilk ayetleri cevaplar. Biz gecemizi Müzzemmil suresinin bizden istedikleriyle başlatırsak, gecesi Kur'an'la inşa olmuş bir adamın gündüzü Kur'an'la ihya olur Allah'ın izniyle. Gecenizi vahiyle inşa etmeye bakın, gündüzünüz hakikatlerle dolu bir ihya alanına dönüşmüş olsun. Basit anketler yapılsa, dense ki, sorulsa, Kur'an-ı Kerim'i seviyor musunuz diye sorulsa, herkesin tereddütsüz seviyoruz cevabını vereceğini biliyoruz. Herkes seviyoruz cevabını verir. Ama aynı kişiye bir soru daha sorsanız, sevdiğiniz Kur'an'ınızı peki tanıyor musunuz? Aynı oranda tanıyoruz cevabını alamayacaksınız.
Niçin? Alamayacaksınız. Çünkü onlar neyi sevdiğini bilmiyorlar. Tanımadan sevdiğini sanıyorlar. Oysa tanıyorsanız, sevginiz anlamlı olsun istiyorsanız, neyi seveceğinizi tanımak durumundasınız. Tanıdıkça daha çok seveceksiniz. Sevdikçe daha çok tanıyacaksınız. Bir insan tanımadığı bir şeyi nasıl sever? Seni çok seviyorum ama seni tanımıyorum. Böyle bir sevgi olabilir mi? Kur'an'ı çok seviyorum ama Kur'an'ı tanımıyorum. Bu nasıl bir sevgi? Böyle bir sevgi bir slogandan ibarettir. Bu sevgi içi dolu bir beslenmeye sahip değil. Kur'an'la iletişimimizi, Kur'an'a karşı sorumluluklarımızı onu tanıyarak ancak yerine getirebiliriz. Tanımadan, nereden sorumlu olduğunu bilmeden, senden neyi istediğini fark edemeden, bu isteğe karşı mesafeli durmanın ya da yaklaşık bir takım faaliyetlerle bu sevgiyi güya gösteriyor olmanın iddiadan öte bir değeri yoktur. Öyleyse yapılacak iş Kitabullah'ı doğru tanımaktır. Efendimizin bir hadisiyle başlayalım. Peygamberimize nispet edilen bir rivayet şöyle bir metne sahiptir. Buyurmuş ki Peygamberimiz, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretenler. Yani Arapçası şu: Hayrucum men teallemel Kur'an'ı ve allemehu. Bir rivayette böyle diyor. Başka bir rivayette buyuruyor ki, eşrafu ümmeti hameletül Kur'an. Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı taşıyanlardır. Bu hadislerin ne demek de olduğunu anlıyoruz. Dediklerini anlıyoruz hadislerin. Peki ne demek istediklerini anlıyor muyuz? Mesela sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretendir. Bu hadiste ne demek istiyor acaba Peygamberimiz? Eğer kasıt şuysa, Peygamberimizin söylemek istediği işte Kur'an-ı Kerim'in nasıl okunmakta olduğunu öğrenmektir. Ve o öğrendikten sonra da başkasına onu öğretmesidir. Kasıt buysa, o zaman bu hadisin günümüze dair versiyonu şudur: sizin en hayırlınız Kur'an kursu hocalarıdır. Çünkü Kur'an metnini onlar öğretiyor. Peki söylemek istenen bu mudur? Yok, o değil. O zaman ne? Peygamberimiz ne demek istemiş? Bunu anlamak için bu söz nerede, ne zaman, kime söylendi? Bu soruyu cevaplamak lazım. Bu söz ne zaman söylendi? Ya 610 yılından 622'ye kadar Mekke'de ya da 622'den 632 yılına kadar Medine'de. Bu 22 yıllık süreçte söylendi. Peki kime söyledi bunu Peygamberimiz? Kim vardı karşısında? Ya Mekkeli Araplar ya Medine'li Araplar. Peki bu adamlar Arapça biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı? Hepsi Arapçayı biliyorlardı çünkü ana dilleri Arapça. Arapça konuşuyor, Arapça okuyor, Arapça yazıyorlardı. Peygamberimiz onlara ne demek istedi? Sizin en hayırlınız bu dili okuyabileninizdir. Bunu mu demek istedi? Yoksa başka bir şey mi dedi? Efendimiz onlara demek istedi ki, sizin en hayırlınız Kur'an'ı tanıyan ve onu tanıtanınızdır. En hayırlı olmak istiyorsanız yapacağınız iş tektir. O da Kur'an'ı tanımak ve onun mesajlarını insanlara aktarmaktır. Ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı taşıyanlardır buyurdu Peygamberimiz. Peki bunu ne vesileyle söyledi? Muhtemeldir ki Cuma suresinin 5. ayeti vesilesiyle. Ne var o ayette? Cuma suresi 5. ayette ne var bakın. Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. Meselüllezine hummilü tevrate sümmelen yahmiluha kemeselil himari yahmilü esfara. Bir
mesel-ül kavmillezine kezzebu bi ayatillah. Vallahu la yehdi kavmez zalimin. Bu ayeti anlamadan okuyunca kimse üzerine bir şey alınmıyor. Ama anlayınca kalp atışlarımız bile değişecek bir mesaj var bu ayetin içinde. Buyuruyor ki Rabbimiz, Tevrat'la yükümlü tutulmuş olmasına rağmen yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmeyenler arkasına kutsal kitaplar yüklenmiş merkeplere benzerler. Allah'ın ayetlerini ne de çirkin şeylere satıyorlar. Bu ne korkunç bir alışverişidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan bu adamlar ne korkunç bir dinin sahipleridirler ki bunlar zalimlerdir ve Allah zalimler toplumuna hidayet etmez. Tevrat'la ilgili hükümlülüğünü yerine getirmediği için Rabbimiz tarafından merkebe benzetilen adamlar, tarihte kalmış insanlar. Peki bu ayetin bugüne dair söyleyecek bir şeysi yok mu var? Tevrat'la ilgili hükümlülüğünü yerine getirmeyenler merkebe benzetiliyorsa, Kur'an'la ilgili hükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin de neye benzetileceğini bayılır siz hesabı. Üzerine alınmama diye bir hastalık var. Bu ayet beni ilgilendirmiyor diyor. Peki kimi ilgilendiriyor? Kur'an'ın yarıya yakını kıssalarla alakalıdır. Bunlar geçmiş milletlerle alakalı. Bunlar beni ilgilendirmiyor deyip kenara çekin. Kur'an'ın bir bölümü ehli kitapla alakalıdır. Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı mesajlar içerir. Onlar da beni ilgilendirmiyor diye onu da kenara çek. Bir bölüm ayet Mekke'li müşrikleri ilgilendiriyor. Bir onlar da beni ilgilendirmiyor diye. Peki seni ne ilgilendiriyor arkadaş? O zaman Kur'an'ın bu kadar ayete sahip olmasına gerek yoktu ki. Bizimle alakalı olan 50-100 tane ayetten ibaret olurdu. Biz de her gün 40 tane hatim yapardık. Ne kadar güzel sevap alırdık. Bir hatim yapana da helak oluyor adam. Bir hatim yapıyor, dersi ki büyük bir muzaffer komutan edasıyla bir hatim bitirdi. Çok iş. O senin yaptığını cep telefonu bir saatte yapıyor. Programlıyorsun, yarım saatte sana bir hatim çıkarıyor. Biraz hızlı okuyor ama ne yapalım? Bari doğru okuyor, yanlış okumuyor. Bu muydu maharet? Bununla mı övünecektik? Övünecekse size övünecek bir şey söyleyeyim. Bir övünç ifadesi söyleyeyim. Kendimi met etmiş gibi olacağız. Ben kendimi met eden bir adam değil. Benim öyle bir derdim yok. Ama bir yanlışı anlatmak için kendimden örnek vermek zorundayım. Daha iyi anlaşılsın diye. Ben 10 yaşındaydım. 10,5 yaşındaydım. Kur'an-ı Kerim'i büyük bir kalabalığın önünde bir camide 5 saat 40 dakikada yalnızsız okudum. Fatiha'dan başladım, Nas ile bitirdim. 5 saat 40 dakikada okudum. Bu bir rekorsa buyur. Bunu ben yaşamışım. Hafızlığın tekniği için böyle bir usul doğruydu. Onu o gün uygulamak gerekiyordu, biz uyguladık. Ama bugün bir hafızın Kur'an'ı 6 saatte okuması bir maharet değildir. Böyle bir maharet ölçümüz yok bizim. Mukabeleler okunuyor değil mi mukabeleler? Mukabeleler ne kadar sürede okunuyor bir ayda? Bu bir aylık süre nereden geliyor? Peygamberimiz döneminden geliyor. Efendimiz her yıl gelen vahiyleri Cebrail Aleyhisselam Ramazan ayında okuyordu. Cebrail Aleyhisselam vahyi kontrol ediyordu. Mukabele zaten kontrol mekanizmasının adıdır. Mukabele karşılıklı olarak birbirini kabul etmek demektir. Mukabelenin kelime anlamı budur. Oradan geliyor. Ramazan'da okunması da oradan geliyor yani. Mukabele geleneğinin arka planında Peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam'a uyguladığı her yıl arıza deniyor ona. Arızalar vardı, onların adı mukabeleydi. Ancak
eylemi oradan alıyoruz da soruyor muyuz o gün ne yapıldı, bu gün ne yapılıyor? Bir mukayese yapıyor muyuz? Yok. O gün okuyan Hazreti Muhammed okuduğunu anlıyordu. Onu dinleyen Cebrail Aleyhisselam neyi dinlediğini anlıyordu. Okuyan da dinleyen de anlayarak bu işlemi yapıyordu. Peki ya bugün? Ne okuyan okuduğunu anlıyor, ne de dinleyen neyi dinlediğini anlıyor. Peki şimdi senin yaptığına mukabele okumak derler mi? Bu mukabele mi? Mukabele değil. Senin için mukabelesi yok. Niye? Okuma kısmını aldın, anlama kısmını bıraktın. Okuma kısmı tamam, anlama kısmı yok. Bu senin yaptığın maksimum %49 değer ifade eder. %51 kayıptasın. Niye? Anlamıyoruz. Diyaloğu, Kur'an'la diyaloğu sağlam geliştirmek ve anlaya dayalı bir okuma ortaya koymak durumundayız. Bunu anlatmak istiyorum. Bunun için hızlı okumak maharet değil. Günde 10 tane cüz okumak maharet değil. 10 tane cüzü anlamadan okumaktansa bir cüzün bir sayfasını anlayarak okumak daha hayırlı, daha faziletlidir. Niye? Anladığın zaman ona karşı sorumluluğunu fark eder, orada senden istenen davranışı yerine getirmeye gayret edersin. Oysa anlamadan okuyunca bunları yapmazsın. Başlangıçta Nahl Suresi 98. ayeti hatırlattım. Kur'an kıraat ederken kovulmuş şeytandan Allah'a sığın, Allah'ın yardımını al. Orada ayette kullanılan kelime kıraat kelimesidir mesela. Feyla kara tel Kur'an'ı. Kara kelimesi kullanıyor Allah-u Teala. Bizim ümmetimiz daha henüz Kur'an okumayla ilgili Kur'an'ın hangi kavramlara, hangi manaları yüklediğini dahi anlamak durumunda değil. Biz henüz tilavetin ne olduğunu sormadık. Biz henüz kıraatin ne olduğunu sormadık. Biz henüz tertille doğru dürüst adam gibi ilgilenmedik. Oysa Kur'an okumayla alakalı bu üç kavram, üçü de Kur'an'da kullanılan kavramlar. Siz Kur'an okudun diyecekseniz bu üçünün de sizden istediğini yapmak zorundasınız. Bunu yapmadan tam bir okuma gerçekleştirdik iddiası slogandan ibarettir. Kur'an benim neyim olur sorusunu okurken de soracaksın. Niye okuyorsun bunu? Amacın ne? Ondan istifade etmek için. Onu anlamak ve onu yaşamak için, onu hayata taşımak için okuyorsan bunun tam anlamıyla okumak manası kastediliyor demektir. Gerisi eğer ses titreşiminden ibaret bırakıyorsan onun adına Kur'an'ın istediği okumak demezler. Şimdi ben bunun üzerinde çok dururum. Çok ısrarla dururum çünkü en önemli noktanın bu olduğuna inanıyorum. Okumanın ne olduğunu anlamadan yapılan eylemler Allah'ın istediği gibi bir faaliyet ortaya koymaya yetmeyebilir. Okumayı doğru anlayacak ve ondan sonra okuyacağız. Kur'an'ı hayatımıza ondan sonra taşımaya gayret edeceğiz. Doğru okuma biçimini geliştireceğiz. Ses titreşimi veya seslendirmeden ibaret bırakmayacağız Kur'an'la ilgili tutumumuzu. Efendim sen öyle diyorsun ama rivayetlerde peygamberimiz diyor ki filanca sureyi şu kadar okursan filanca kadar sevap alırsın. Peygamberimiz bunu doğru demedi mi? Tabii ki doğru dedi. Bir sözü peygamber derse o söz yanlıştır denebilir mi? Bu sözü peygamber dedi. Hazreti Peygamber bu sözü söyledi ama o söylemiş olsa bile bu yanlıştır diyen adam bu dinin hiçbir yerinde kalamaz. Öyle bir adam da yok zaten. Öyle birini bir şey demez zaten. Ancak peygamberimizin o sözü söylerken kullandığı kelimelere gel bir anlayalım. Kur'an'ın okunmasıyla alakalı hadislerin kahır ekseriyetinde kullanılan kelime kıraat kelimesidir. Tilavet değil, kıraat kelimesidir. Kıraat anlayarak okumak demektir. Kıraat aklın okumasına derler. Aklınız devrediyse kıraat ediyorsunuz demektir.
aklınız devrede değil. Ve ne okuduğunuzu anlamıyorsanız bunun adına kıraat denmez. Bunun adına tertil denmez. Bunun adına 1/3 oranıyla tilavet denir. Üçte ikisi o okumada da yoktur zaten. Sen tilavetle ve onun 1/3 anlamıyla yetiniyorsun, işi geçiriyorsun. Oysa Peygamberimizin Kur'an okumayla alakalı bize yönelik emirlerinde ya da tavsiyelerinde kullandığı kelime tilavet değildi, kıraattı. Tilavet olanlar da var. Hiç yoktur demiyorum. Tilavet olanlar da var ama tilavetin de 3 anlamından birine indirgedik. Öbür ikisini kullanmıyoruz. Tilavet 1. Aktarmak, tekrarlamak anlamına gelir bizim yaptığımız. İkincisi tilavet, hayatın merkezine almak, gündem yapmak demektir. Hayatın merkezine alabiliyor musun Kur'an'ı? İşte tilavet odur. Üçüncü anlamıysa izini sürmek, peşinden gitmek, takip etmek, dediğini yapmak, uygulamak demektir. İzini sürmek, Kur'an'ın izini sürmek için Kur'an'ın senin önünde bir iz yaptığını bileceksin ki izini takip etmen mümkün olsun. Sen Kur'an'ı havaya, atmosfere okuyorsun, hayatın içinde onun izini aramıyorsun ki. Neyi takip edeceksin? İzini okuyorsun, üflüyorsun, bütün hastalıklar bir anda gidiyor. 3 tane ilaç sokuyorsun, 7 cildin kurtuluyor. Üflüyorsun, havaya gidiyor. Kur'an, havaya üflensin diye okusun diye indirilmiş bir kitap değil. Kur'an, hayata okusun diye indirilmiş bir kitaptır. Havaya değil. Açıp Kur'an'ın bu kavramları hangi bağlamda kullandığını bilmek lazım. Peygamberimizin sözlerini de o mantıkla anlamak lazım. Men kâe sûretel mülk diye başlayan hadisler var mesela. Mülk suresini kim kıraat ederse şu vaatler onu bekliyor. Canına minnet. Elbet doğru. Peki ama kıraat ne demek? Kıraat o sureyi adam gibi anlayarak okumak demek. Siz o adam gibi anlayarak okuduysanız aynı zamanda tilavet ediyorsunuz demektir. Tilavet ediyorsanız o surede senden istenenleri yerine getiriyorsunuz demektir. Var mı böyle okuyan yiğitler? Yoksa sipariş edilerek mi gidiyor işler? Bir hatim, internetten hatim dağıtıyor. Bilgisayardan hatim, hatim ver diyor. Bilmem filanca hatimin 2300 tane isteyenler alsın. Pazardan elma alır gibi cüz alıyor adam. Bir kısmı da bakıyor ki bunlar okunmaz. Eski okuduklarına sayalım diyor. Ben mukavele okuduğum yıllarda gene okuyorum da. Hadi hoca okuyorum yani. Öyle. Okumadığım zaten hem de günde 500 okuyorum yani. Ben Kur'an'a aşık bir adamım. Benim hayatımın her anı ve her alanı Kur'an'la yoğrulmuştur evvelallah. Kur'an'dan ayrıldığım an öldüğüm andır ben. Ben öyle bir Kur'an meftunu bir adamım. Adam diyor ki işte Kur'an'dan başka bir şey okumuyorsun. Sen de Kur'an okumuyorsun. Kim kayıtta? Evet başka bir şey okumuyorum. Hadi dinleyelim doğru. O da yalan ya. Peki ya sen ne okumadığını farkında mısın? Ben diğer şeyleri okumamakla belki mahşerde belki ayıplanırım belki. Ya sen Kur'an'ı okumadan gittiysen senin halin ne olacak? Bu ümmet Kur'an'ı anlamadan okumayı okuma sayıyor. O değil kusura bakma. Ona Kur'an okumak demiyor. Hiç kimse kimseyi kandırmaz. Ona Kur'an'ı seslendirmek diyorlar. Okumak değil. Kur'an okumak, Kur'an da seni okuyorsa okumaktır. Kur'an seni hiç okudu mu? Sen Kur'an'ı hiç dinledin mi hayatında? Yok. Niye? Okumuyorsun. O da seni okuyan. Mesele yani Kur'an'ın işte mukabelesi o hafızın yaptığı yıllarda tabi 10 yaşında 11 yaşında küçücük çocuktum. Samsun'da mukabele okumaya gidiyordum. Mukabele okuyor şimdi camide küçücük çocuk böyle tabi cazip oluyor. 10 yaşında 11 yaşında çocuk mukabele okuyor. Tek başına cüz okuyorum mesela. Böyle büyük bir mahalle. Adam diyor ki bu küçücük hafız bana hatim yapsın. Ben de o zaman bol hatim yapıyorum. Ya adam diyor ki bana 10 tane lazım. Kime lazım? Babama, dedeme, neneme, halama, dayıma, teyzeme, oğlanma sayıyor. Bir kişi 10 tane istiyor. 10 kişinin geldiği varsa etti 100 tane.
bir Ramazan'da 100 tane hatim yapmak mümkün mü? Yok. Dürüst davranmak lazım, dürüst. Şimdiden bazı şeyleri itiraf edince adam diyor, bak öyle yapmış. Sen bir metin mi yapıyorsun, izliyorsun ama. Ben dürüst davranıyorum, diyorum böyle ayıplar yaptık. Bakıyorum 100 tane hatim yapma imkanı yok. Diyorum ya Rabbi bir tane kemale afiyetle yapma. Senin imkanın insanın gelip senin Hazreti Ali demedin 3 kere Fatiha'yı ilahsı okuyan işte Kur'an'ın tamamını okumuştu. 3 ilahs bir Fatiha, 3 ilahs bir Fatiha. Hepsini dağıt ya Rabbi, senin cömertliğin sınırı yok. Bu 100 tanesi bitmez. Bize kaldı geriye, adam hakim başı para veriyordu tabii. Biz de parayı alıyorduk. Şimdi alınmıyor mu? Şimdi mukavelelerin nasıl borsalarda dolaştığını ben bilmiyorum. Parayı Kur'an okurken para alan adam bir para yiyordu da o nasıl bir yiyecektir? Lazım olursa onu söylerim. Ama parayı veren adam hele ki o hava alıyor onu unutmaz. Parayı verdi hava alır. İki sevap ne yapıyor? Parayı yiyince yemiş. Kur'an'ı düşürdüğümüz durumları görüyor musunuz? Bu muydu Allah aşkına? Bunun için mi inmişti? Siz hiç duydunuz mu peygamberimiz ya da onun sahabileri? Para almak için Kur'an okudular. Böyle bir şey duydunuz mu? Ya da siz hiç duydunuz mu? Geçmiş bir yakını için bir mukabele sipariş eden bir sahabi duydunuz mu siz hiç? Peki bunu yaparken referansınız ne? Nereden kaynaklanıyorsunuz da böyle bir şey yapıyorsunuz? Bunu söyleyince dedi ki, okuyan dedi ki Kur'an'ı okumayın. Lan okuyan böyle şey der mi? Deli misiniz ya? Günde her gün 500 okuyan bir adamım ben böyle bir şey der miyim? Sen Kur'an'ı pazarlıyorsun. Sen Kur'an'ı satıyorsun. Sen Kur'an'ın az bir dünya menfaati karşılığında menfaatine değişiyorsun. Senin yaptığın Kur'an'ı satmaktır. O kitap da seni satacak mahcede haberim var. Ben senin geçmişine hatim indireceğim. Senin geçmişin kurtulacak. Bana ne? Ben benimkini okurum. Sen de seninkini oku. Adam kendininkini okumuyor. Niye? Okumuyor yani. Okumayı bilmiyorum diyor. Yeter sana bu ayıp. Bu ayıp sana yeter. Mezara gömüldüğün zaman üzerini kapatınca gelecek ya münker nekir. Hışımla. Münker ve nekirin de adları tabi şey. Sıkıntılı kelimeler. Öfkeli, nefret edilen, tiksinilen, korkunç yaratık. Hem melek hem korkunç. Hem melek hem korkunç. Görüyor musun? Meleğe ne adı verdiler? Münker ve nekir. Ya yesin derseniz tarifini be. Öyle yutturup duruyor. Neyse, koydu seni mezara. Hoca efendi geliyor herkes üstlükten sonra. Hadi hocam, öyle yapıyorsun işte. Geç. Geçiyor kafa tarafına. Ya Mehmet Allah. Ey Allah'ın ölü kulu. Ülkül ahde ve tihara işlemine dünya. Yani sen şöyle bir zamanda yaşamıştın işte dünyadaydın işte öldün. Biraz sonra dirileceksin. İlâ câel melekân yes'elân an rabbik. Biraz sonra iki melek gelecek sana Rabbin kim diye soracak. Fakul onlara de ki Rabbi Allah'u Rabbim Allah'tır. Ve dini yetiştahı dinim İslam'dır. Ve Nebi'yi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Nebi Muhammed Aleyhisselam'dır. Ve kitabı el-Kur'an. Kitabım Kur'an'dır. Hadi meleğin kafası kızdı bir soru daha sorarsa sana. Biliyor musun o kitabı? Ne diyeceksin? Okudum yok, anladım mı yok, yaşadım mı yok. Dur cami imamını çağırayım da onun için benim yerime o cevap versin. Yok. Senin anne iyidir o. Böyle siparişlerle iş mi olurmuş? Ben herkes kendisi okuyorsun diyen adamım. Kur'an okumasın diyen adam değilim. Ben ölülere Kur'an okunmaz diyen bir adam değilim. Sen oku sen. Sen oku. Kur'an okuduğun için sevap elde etmiş olursun. O sevaptan sonra ölülerinle ilgili dua yaparsın. Bunun önünde hiçbir engel yok. Mezara gidince ne okuyacağız? Tabii mezara okuyacak halim yok. Git orada Kur'an oku. Hikaye yasa mı okuyacaksın mezarda ya? Ama şimdi işin kolaylığını bul da. Ya o kapıda ayakta duran arkadaşlar var. Hiç yer yok mu? Psikolojik olarak rahatsız oluyorum. Onlar yoruluyor ben burada rahat rahat oturuyorum diye. Yer varsa kardeşlerimiz ayakta kalmasınlar ya.
Çünkü bu konferans daha başlamadı arkadaşlar. Yok daha başlamadı. Daha şurada notlar aldım. Bunları okuyacağım. Daha giriş bölümü yani. Bakalım ne olacak. Ne zaman biter bilmem. Ya ben şimdi Başakşehir'i daha unuturum. Şimdi Başakşehir Başkan Yardımcısı, Kültür Müdürü, desem ki bir ay sonra bir daha gel, nasıl gelme? Mesela. Ya ne harika bir Kur'an sevgisi kardeşim. Rabbim sizi muhabbetinizden ayrı koymasın. Cenab-ı Hak dünyanızı Kur'an'la aydınlatsın. Mahşerinizi Kur'an'ın aydınlığıyla inşallah şekillendirsin, cennetine dönüştürsün. Evet. Evet neyse. Yok da arkası geliyor mu? Ben kapıda gördüklerinden ibaret zannettim. Geliyor sürekli. Evet Sayın Başkan'a selam götürelim. Kur'an'la ilgili sevgiler bu salonlara sığmıyor. Hocam çocuklu aileler çocuklarını kucaklarına alırlarsa daha rahat yerleşebiliriz. Kim konuşuyor? Nereden geliyor bu ses? Ay, oradan mı sesi geliyor? Ya evet. Baktım ki ses benim değil, bir ses çıkıyor. Ben zannediyorum sadece ben konuşuyorum. Meğer başka konuşanlar da var. Daha büyük salonlar, daha büyük. Kur'an bu salonlara sığmaz. Şimdi ben sonra size Kur'an'a karşı sorumluluklarımız bağlamında Kur'an'dan bir şeyler anlatacağım. Bakın nasıl aklımız zonklayacak. Bakın neler var bu kitapta meğer neler. Evet. Sevgili kardeşlerim. Ben Kur'an okunsun isteyen bir adamım. Kur'an anlaşılsın diyen bir adamım. Ben hidayetin sadece Kur'an'la şekilleneceğine inanan bir insanım. Ben Kur'an'ın hayata renk kazandırdığına inanan bir insanım. Ben Kur'an'ın Allah tarafından insanlara hayat için bir kullanma kılavuzu olarak gönderildiğine inanan bir insan. Hayatımız Kur'an varsa anlamlıdır. Bunu özellikle bunun için söylüyorum. Kur'an var, farkına varın bu kitabı. Kur'an'ı hobilerimize kurban etmeyin. Mezarlıkta Kur'an okumayla alakalı yeni bir sistem geliştirildi. Onu anlatmak için bu anekdotu ifade etmek istiyorum. Bizim Samsun'da mezarlığa gidiyorsun, bir yerden Kur'an sesi geliyor. Ya biz okumuyoruz. Bu nereden geliyor? Ben ilk zamanlar şaşırdım. Bilmiyordum öyle bir şeyi. Bazı hafız, sahte hafızlar var. Hafız değil. Gidiyor bayramdan önce Arafa günleri, Cuma günleri, bayram günleri. Az içeriye Kur'an-ı Kerim. Hiç Kur'an okumasını bilmeyenlere geliyor orada hazır yatsın satıyor. Bir şey okumuyor. Hiç okuduğu Cebrail'in getirdiğine benzemiyor. Hiç acayip bir şey okuyor. Okumuyor yani. Belediyelerde de baktılar ki ne yapalım? Bu sahtekarlardan da şişi kurtarabilmek için okumayı bilmeyen adamlar anlamında söylüyorum. Bunlardan kurtarabilmek için bari doğru okuyan birini bulalım. Her 24 saat veya 12 saat mezarlıkta bir adamın Kur'an okuması da mümkün değil. Hoparlör sistemiyle bir kasetten sabah 8'de başlıyor mesai usulü. Akşam 5'e kadar. 8'den 5'e kadar tamam. 5'ten sonra oradaki nameyi yedir bilmem. Ama 8'den 5'e kadar iyi gidiyor. Yasin okuyor, Tebareke okuyor, Mülk Suresi okuyor. Hoparlörde de okunuyor. Biliyor musunuz? Hiç kimse dinlemiyor. Hiç kimse dinlemiyor. Peki sen şimdi bunu neye okutuyorsun arkadaş? Bu ne yani? Bu yapılan ne? Bu kitap ıssız mekanlara hapsedilecek, onu asla duyamayacak olan adamlara okunsun diye indirilmiş bir kitap mı? Bunu hak ediyordu bu kitap. Bunun için şu kadar insan can verdi. Bunun için Mekke'ye, Medine'ye hicret etti peygamberimiz ve sahabiler. Bunun için mi vatanlarını her şeyi terk etmek zorunda kaldılar? Beceremiyorlar mıydı ölüye bir Yasin okumayı? Yapamazlar mıydı? Bu kadar olsun yapamazlar mıydı? Niye can
canlarını verdiler, mallarını terk ettiler. Kardeş, Kur'an'la irtibatın nedir? Bu soruyu tekrar ve tekrar soracaksın. Sormak zorundasın. Kur'an hiç kimsenin egosunu tatmin eden, streslerini gideren bir stres topu değildir. Şimdilerde en çok sinirlendiğim hususlardan birini size söyleyeyim. Ya düğüne gidiyorsun, düğüne. Düğünde Kur'an okuyor. Düğünün sahibi dedi ki, hocam bizim düğün Kur'anlı. Bizimkinde okunmadı, bizimki Kur'ansız. Bana düğünü Kur'anlı olan adam lazım değil. Ben orayla ilgilenmiyorum. Bana hayatı Kur'anlı adam lazım. Bunu tahmin edebiliyor musun? Düğünde bir hafız 3 dakikada 5 dakikada bir ayet kuru okuyacak ve senin düğünün Kur'an'ı olacak. Öyle mi? Peki o Kur'an okunurken düğün salonlarında burada imam arkadaşlarım var. Sorun onlara, dinleniyor okunan Kur'an. Anlamadan boğazından aşağıya geçmemiş bir Kur'an kıraati seni ne kadar kurtaracak? Bütün bunlardan Kur'an okumanıza gerek yoktu sonucu çıkartma. Asla öyle bir şey. Gibi davranabiliyor musun? Ben ona bakarım. Anlamadan boğazından aşağıya geçmemiş bir Kur'an kıraati seni ne kadar kurtaracak? Bütün bunlardan Kur'an okumanıza gerek yoktu sonucu çıkartma. Asla öyle bir şey demiyorum. Kur'an'ı anlayarak ve her yerde okumak Kur'an'a karşı bizim namus borcumuzdur. Evet. Böyle bir diyalog geliştirmek durumundayız. Anlamaya dayalı okumalar canıma minnet olsun. Siz bakmayın sağda solda siz Kur'an'ı anlayamazsınız diyenlere. Hiç itibar etmeyin. Bu sözler asla doğru sözler değildir. Ne yani? Bu kitabı siz anlayamıyorsanız anlayamadığınız şeyden sorumlu olmazsınız zaten. Anlayamıyorsan sorumlu da değilsin. Yıktık o zaman kurtardık. Yok, hem anlayamazsın hem sorumlusun. Peki nereden sorumluyum ben? Anlayamıyorsam nasıl bir sorumluluk bu? Hem anlayamıyorum, hem Allah-u Teala niye anlamıyorsun diye soru soruyor bana. Öyle mi? Ne kadar Kur'ansız bir yaklaşım bu. Ne kadar Kur'an'a mahrem bir yaklaşım bu. Böyle götürüyorlar. Böyle. Siz okumayın, bizi takip edin. Bu neye benzer biliyor musunuz? Siz ehliyet almayıp bizim arabaya binin demeye benziyor. Onun derdi kendisine menfaat devşirmektir. Sen de araba al canım, sen de ehliyet al. Sana da bu kitap geldi. Yok, sen anlayamazsın. Kim anlar? Ben anlarım. Ne malum senin doğru anladın? Ya sen de anlayamadıysan, niye sana terk edeyim ben Kur'an'la ilgili bütün hassasiyetimi? Herkes anlar. Çünkü Kur'an Allah'ın herkese gönderdiği mektubudur. Herkese gelmiş bir mektuptur ve herkesle alakalı bu kitabın prensipleri vardır. Bunu öyle anlaşılmazlığa terk etmek kimsenin hakkı değil, haddi de değil. Allah anlayalım diye bize seslenmiştir. Biz şu anda koşuyoruz. Herkes hayatında koşuyor. Konuşmanın maksadı nedir? Konuşmanın maksadı bir, kendini ifade edebilmektir. İki, karşıdakinin sizi anlamasını sağlamaktır. İnsanlar bunun için konuşurlar. Yani anlaşılmak için konuşurlar. İnsanlar anlaşılmak için konuşuyor da Allah anlaşılmamak için konuşmuş olabilir. Sen anlaşılalım diye konuşuyorsun ama Allah anlaşılmamak için konuşuyor. Öyle mi? Bu kitabı böyle tanıtmak kimin hangi algısına hizmet eder arkadaş? Böyle bir derin yanılgıyı hayatımıza misafir dahi etmemeliyiz. Onun için Kur'an diye bir gündemimiz, Kur'an diye bir meşguliyetimiz, Kur'an diye bir hassasiyetimiz oluşmak mecburiyetidir. Bu bir tercih değil, bu bir zorunluluktur. Güne Kur'an'la başlamak diye bir zorunluluğumuz var bizim. Geceyi Kur'an'la buluşturmak diye bir zorunluluğumuz var. Gecesinde Kur'an'a namahrem yatan adam, gündüz Kur'an'la zaten iletişim kuramaz. Bu geceden başlar. Çünkü Kur'an gece inmeye başlamıştır.
onun zaman anlamında yarı geceyi inmeye başlamasının en önemli esprisi Kur'an'ın karanlıkları aydınlığa dönüştürücü misyonudur. O karanlıkları aydınlığa dönüştürecektir. Gündüzün saat 12'sinde bile cehalet karanlığında olanlara Kur'an bir aydınlık vaat etmektedir. Kur'an bir aydınlanma vesilesidir. Hakikatle buluşma vesilesidir. O hakikatı kendimizden uzak görmemek durumundayız. Öyleyse sıcak bir diyaloğu Peygamberimizin hayatını örnek alarak bu diyaloğu canlı tutmak mecburiyetindeyiz. Sahabiler hep öyle yaparlarmış. 10 ayet gelir dinlermiş Peygamberimizden, gidermiş. Sonra bir başka 10 ayeti daha dinlemek üzere gelirlermiş. 10 ayet o ayetlik öğrenmelerle hayatlarına Kur'an'ı taşırlarmış. Çünkü onlar çok iyi biliyorlardı ki Kur'an okumak onu hayata okumaktır. Kur'an okumak Kur'an'ı hayata taşımaktır. Kur'an okumak Kur'an'a taşınmaktır. Siz Kur'an'a taşınacaksınız ki Kur'an da sizi cennete taşısın. Evlerdeki Kur'an'ı ellere alacaksınız. Satırlardaki Kur'an'ı sadırlara alacaksınız. Sadırlardaki Kur'an'ı hayata taşıyacaksınız. Bu kitabın indiriliş gayesi budur. Evlerin en güzel köşelerine sıkıştırılmış Kur'an'la övünmenin bir alemi yok. Onun kimseye bir yararı yok. Öyle onu evin en üst raflarına sıkıştırmanın çeşitli malzemelere sarıp onu oralara, izbe yerlere sokuşturmanın bir anlamı yok. Öyle saygı olmaz. Kur'an'a saygı, onu her an eline alabileceğin ve hayatını okuyabileceğin şekildeki diyalogla ancak gerçekleşebilir. Bunun dışındakiler kapıda kalan birine saygıdan öte bir değer ifade etmez. Evini en üst tavanına koy. Ne yazar? İstersen tavan aralığına çıkar. Eğer evin iki katlıysa, ikinci kattakinin altına gelecektir işte. Senin saygın bu kadar. Bu kadar bir anlam ifade eder. Senin saygın tek katlı binalarda söker. Apartmanda olmaz. Çünkü üst katlı adam var. Sen bunu nereye çıkartırsan çıkar, sonuç değişmez. Kur'an'a saygı, onun dediklerini yapmak, yasaklarından kaçmakla ancak elde edilir. Kur'an'a çok saygı duyuyorum, dokunmuyorum ama. Hadi oradan be. Hiç saygın yoktur senin be. Kur'an'a saygı ona dokunmamayla icra edilmez. Öyle bir şey yok. Kur'an'ı yükseğe kaldırıyor. O yüceltmek için. O kitabın senin yüceltmene ihtiyacı yok. O zaten kaynağı itibariyle yücedir. Ben o Kur'an'ın mecidim. Zaten mecidir. Kaynağı itibariyle değerlidir, şereflidir. Onun indiriliş gayesi senin yücelmeni sağlamak. Sen onu yaşayacaksın, uygulayacaksın ki onunla yücelesin. Senin Kur'an'ı yüceltmene gerek yok. Buna zaten mecalin de yetmez. Böyle bir sıcak Kur'an diyaloğu bizim için zorunludur, mecburidir. Böyle bağırarak konuşuyorum. Adam diyor bana, hocam niye bağırıyorsun? Ben de cevap veriyorum, niye bağırıyorsun? Niye bağır diyorsun? Keyfinden adam bağırır mı? Canım acıyor onun için. Ben İlahiyat Fakültesi'nde 28 yıldır hocayım. 28 yıldır İlahiyat Fakültesi'nde tefsir anlatıyorum. 28 yıldır öğrencilere Kur'an meali ödevi veriyorum. Not karşılığında. Not vaat etmezsen okumuyor. Yakışıyor mu bu? Böyle mi olmalıydı? Not için mi Kur'an okunmalıydı? Birinin mealini nota yansıtmayı unutmuşum. Gelip bana şöyle dedi geçen dönem. Hocam desene boşuna okuduk. Evet dedi. Boşuna okuduk. Boşuna okuduk. Not alamamışsa okumasına boşuna diye bir zihniyetle yüz yüzeyiz. İlahiyat Fakültesinden söz ediyorum. Başka bir yer değil burası. Diğer kurumlarda zaten Kur'an'ın böyle delili de yok. Orası zaten tertemiz. Onlarda zaten hiçbir şey yok. Bizimki de böyle. Yakıştı mı? Böyle mi olmalıydı? Kur'an'la irtibatımız buraya mı indirgenmeliydi arkadaş? Bu kitap nasıl medeniyetler üretti? Medine'nin eski adı Yesrib'dir. Yesrib'in adı Medine olmuştur.
Yesrib'i Medine'ye dönüştüren Kur'an'ın hükümleridir. Medine demek, medeniyetin üretildiği, uygulandığı yer demek. Medine demek, dinin uygulandığı yer demek. Medine demek, insanların neye karşı borçlu olduğunu, neyi ödemek durumunda olduğunu, hem medeniyet üretme, hem hukuk üretme, hem hukuku uygulama, hem dini uygulama anlamında, dinin uygulama merkezi anlamına gelen bir kelimedir Medine. Peki senin hayatında hiç Yesrib Medine oldu mu? Sen hiç Yesrib'ini Medine'ye dönüştüren projeler ürettin mi? Üretmedin. Senin benim hayatım Yesrib'likle devam edip gidiyor. Biz Medine'ye hayatı dönüştürmek için Kur'an'la tanışmak zorundayız. İçiyle, metniyle buluşmak zorundayız. Onun için Kur'an'a dair özel gündemimiz olacak. Kur'an evleri olacak. Kur'an saatleri olacak. Kadir gecesi var ya, Kadir gecesi. Kadir gecesinin Kadir adı almasının sebebi hayata Kur'an'ın inmesidir. İçinde Kur'an'ın olmadığı hiçbir gece Kadir gecesi olamaz. O geceye Kadir kıymet kazandıran değer Kur'an'ın o geceye indirilmesidir. Sizin de, bizim de Kadir gecelerimiz, Kadir gündüzlerimiz, Kadir günlerimiz, Kadir haftalarımız, Kadir aylarımız, Kadir yıllarımız ve mümkünse Kadir ömrümüz olsun. Ama bu tanışık bir Kur'an diyaloğu ile mümkün. Namahrem durduğunuz bir Kur'an diyaloğu size bu nimeti vermez. Trabzon'da bir imam olmuş, biraz para verildi. Cemaat demiş ona, Allah Hoca Efendi, bu kadar parayı nerede saklayacaksın sen? Demiş ki, demem onu, demem. Niye? Ne çalıyorsunuz parayı? Yok çalmazdık demiş yani. Söyle, nerede saklayacaksın? Kimsenin bulamayacağı bir yere koyarım onu demiş. Bana neresidir? Kur'an'ın içine saklayarım onu demiş. Niye? Kimse açmayın ki onu demiş. Hırsızı bile dikkatini çekmeyin. Kur'an hırsızı nasıl Kur'an'a yansıtacak? Bizim güzel yeminlerimiz var değil mi? Ne dedik? Kur'an çarpıyor. Çarpıyor. Ya. Uyuyorsun, çarpılıyorsun. Kur'an çarpan bir kitap değil. Kur'an çarpıklıkları gideren kitaptır. Kur'an çarpıklık bırakmayan kitaptır. Ama eline alan aşk olsun. Kur'an'ı ele almamak için neler ürettiler biliyorsunuz değil mi? Abdestsiz Kur'an'a dokunulmaz. Abdestsiz Kur'an'a dokunulmaz. Bana soruyor. Biri öyle sordu bana. Hocam Kur'an abdestsiz dokunulmaz değil mi? Dedi. Karar verdi de benden onay bekliyor. Ben de dedim dokunulur. Yapma ya. Evet. Dünyası yıkıldı adamı. Ne güzel dokunmuyordu. Dokunulur dedim. Karma karışık oldu adamın zihni. Ben dokunulur deyince benim hakkımda bazen ileri konuşanlar oluyor. Diyorlar ki bu adam diyor ki Kur'an'a özellikle abdestsiz dokunun. Ulan üzerine Mehmet okuyan kadar taksitsin be. Bu nasıl bir söz ya? Bu sen bu lafı neresinden anlıyorsun ya? Bu nasıl bir zeka çalışması bu? Nereden çalışıyor bu zeka anlamadım. Nereden besliyor? Zeka değil bu. Garabet Allah aşkına. Ben diyorum ki, sen abdestin varken oku. Tabii ki haysiyetli davranış budur. Ama sırf Kur'an'a dokunmamayı abdestsizliğine kurban etme. Abdestin yoksa da dokun. Ama bir şartım var. Anlamak için okumak kaydıyla. Anlamak için abdestin yoksa da dokun. Abdestin yokken anlaya anlaya Kur'an'a abdestsiz dokunmamak gerektiğini anlayacaksın. Ama bunu anlayıp uygularsan bunun manası vardır. Adam abdestsiz dokunuluyor deyince Kur'an'la arasına barikatlar ördü. Hiç kimsenin Kur'an'ı okumak, anlamak gibi bir derdi, meşgalesi yok. Bir kısmı ihale ediyor, fatura ediyor başkasına, öylece olup biliyor. Hayır, böyle bir Kur'an diyaloğu doğru bir diyalog değildir. Efendimizin hayatında böyle kabuktan bir diyalog asla söz konusu olmamıştır. Şimdi yavaş yavaş konumuza gelelim. Sadık Ahmet.
Peki bu akşam yorulmak diye bir şey var mı? Bak ben bu gece otobüste Samsun'dan buraya geldim. Uçaktan korkuyorum, otobüse biniyorum. Ziyaretçilere gittim. Adam dedi bana hocam ne olur daha konuşma. Niye? Sen iyisin uçağa binme dedi bana. Bir ziyaretçi. Niçin dedim? Bunu demek için mi doktor oldun? Bunu nenemde derdi dedim. Ya hocam dedi daha fazla anlatırsan vallahi ben de korkmaya başladım dedi. Öyle uçuk acayip korkularım vardı. Korkuyoruz. Yüksek bir korkusu. Uçağa binemiyorum. Yurt dışına gittiğimde biliyorum. Buraya önce gittiğim zamanlar tabii bindim ama böyle Samsun'dan İstanbul'a uçakla gelmem. Arabanın gittiği yere uçakla gitmem. Otobüste geldim. Ayaklarım şişti. Sabah geldim. Bir iki saat güya dinlendim. Kalktım Cuma'ya gittim. Ondan sonra Kavacık'ta konferansım vardı. Böyle yüreği kuran diye böyle gürül gürül atan bir hanım grubuna bir konferans verdim. Ben öyle çok heyecanlı dinleyenler görünce kendimi kaybediyorum. Yarım saatlik bir konferans olacaktı. Neredeyse iki saat sürdü. O programı orada yaptım. Ondan sonra oradan Başakşehir'e geldim. Şimdi burada ne kadar süreceği belli olmayan bir konferans veriyorum. Yarın İbret Aldın mı programının iki çekimini yapacağım. Yarın akşam bir genç grupla konferans muhabbetimiz olacak. Öbür gün Envar Kur'an dersini yapacağım. Saat 3'te otobüse binip Samsun'a gideceğim. Yorulmaksa benim hakkım. Ben yorulmaya sığınmıyorum. Siz de oturduğunuz yerden yoruldum demek. Bu program ne zaman biter ben bilmem. Ben ömrümde nadir konferans notu almış bir adamım. Ben hiç konferansa not alarak gitmem. Konferanslarda daha çok aşırı okurlar başlangıç. O neyi okursa ben ondan konuşurum. Bugün burada bir şey olmadı. Pat diye biz başladık. Dolayısıyla bir şey hazırlayayım dedim akşam otobüse gelirken. Bir hazırladım 66 tane ayet yazdım. Bunları okuyacağım ben bu akşam. Öyle yok. Yazdık ama bunu ileride de kullanacağız. Dolayısıyla biraz uzun soluklu olur. Hep aslında olsun. Ben böyle büyük kalabalıklara da çok konuşmuş bir adam değilim. Bu nereden geldi bu kadar adam? Lan bir tane sizin dükkanlarından gelip deli misin dedin ya? Ankara'da konferans dinlemeye adam mı gelirmiş? Ama geldi. Rabbim onun her nefesine sevabını esirgemesin inşallah. Sizin de bizim de elbette. Ama böyle coşkulu, hazır Kur'an'ı dinlemeye yüreğini vakfetmiş insanlar bulunca ben nasıl yoruldum derim. Bu can bu kendi olduğu müddetçe. Kitabullah'ı anlatmak her halükarda canıma minnet olsun. Cenab-ı Hak beni sadece bu hizmette müstahkem kılsın inşallah. Benim duam odur. Dolayısıyla Kur'an'a karşı sorumluluklarımız bağlamında aldığım notları belki bir kısmını özetleyerek de olsa sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın Kur'an bizden ne istiyor ve bizim bu isteklere karşı pozisyonumuz ne alemde? Herkes kendi durumunu okuyacağım ayetleri anladıktan sonra fark edecek. Biz kimseye sen iyisin, kahramansız, ölülü çözülür falan böyle bir şey demiyoruz. Bizim öyle bir gündemimiz yok. Biz kendimiz Allah'a kul olmaya çalışıyoruz. Onun için kulluğumuzun parametrelerini Kur'an'dan besleyerek şekillendirmeye gayret ediyoruz. Tespit edebildiğim haliyle bir Müslümanın Kur'an'a karşı birinci sorumluluğu Kur'an'a iman etmesidir. Bakın bu doğrudan ayetlerde istenen bir şeydir. Bir, Kur'an'a iman edeceksin. Ayet şu. Nisa suresinin 136. ayet. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezî nezzele ala rasulihi. Allah'ın peygamberine indirdiği bu kitaba iman edeceğiz. Zaten imanın şartlarından biri de budur. Kitabullah'a iman edeceksin. Ancak ben Kur'an'a iman ettim demeye bu bitmez. Kur'an'ın bütün buyruklarına iman edeceksiniz. Kur'an'ın tamamını yüreğinize kabul edeceksiniz.
%99'unu kabul edip %1'ine rezerv koyarsanız tamamını reddetmiş muamelesi görürsünüz. İddialı bir cümle ama Kur'an'da referansındır bu. İşte ayet bakın. Nisa suresi 150 ve 151. ayetler. Aynen metnini okuyup tercüme ediyorum. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rasûlihî ve yurîdûne en yufarriqû beynallâhi ve rasûlihî ve yekûlûne nûminu bi'ba'din ve nekfurû bi'ba'din ve yurîdûne en yettehidû beyne zâlike sebîlâ ulâike humul kâfirûne hakkâ ve a'tednâ lil kâfirîne azâben muhînâ. Allah'la peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberleri arasını açmaya çalışanlar, kitabın bir bölümüne inanıyoruz, bir bölümünü kabul etmiyoruz diyenler, imanla küfür arası bir yol tutturanlar var ya, işte tam kafirler bunlardır. Ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırladı. Ya demek neymiş? Kitabullah'a iman istisna kabul etmiyor. Siz şöyle cümleler, tabi bu böyle yuvarlak olunca kimse üzerine almıyor. Ayıptı. Örnek vermek gerekiyor anlamak için. Ne diyor biliyor musun? Mesela tesettür mesela. Allah Allah, yani bu çok da mühim olmasa gerek. Sen kiminle pazarlık yapıyorsun? Yapıp yapamama noktasında eksikliği olabilir. Ama bu hüküm vardır yoktur, vardır yerine yoktur getirdiği zaman bir ayeti inkar, hepsini inkarın kapısını aralamaktır. Faiz, kredi aldık. Ne yapalım? Zaten bugün faizle iş yapmak bir zorunluluk. Kur'an o dönem tefeciliği yasakladı, bu dönemin faiziyle ilgili bir şey yoktur diye kitabullah'ı inkar etmiştir. Bitti onun hesabı. Ya kredi aldık ne yapalım? Bana soruyorsun hocam. Devlet bankalarından kredi aldık. İnanayım. Alınca sordun mu bana? Şimdi ne yapacağım? Nerede büyüsen yapamam ne? Yok. Özel finans kurumlarından al. Aynı şey. Ne olmuş ya? Yani? Ne diyorsun sen şimdi bana? Neyi tutturmaya çalışıyorsun? Sen aldın parayı yiyeceksin. Ben de sana bunda bir sorun yok deyip elinden cehenneme gideceğim. Ayağı mı arıyorsun? Bana ne? Faiz faizdir. Kim veriyorsa versin. Faiz Allah'a da, peygamberine de savaş açmak. Bitti. Bu Allah'ın ayetidir. Bu dalga kaldırmaz. Kabul edecek hepsini. Müslüman Allah'la pazarlık yapan adam değil. Müslüman Allah'ın her bir dediğine gönülden iman etmiş adam. Onun odası geçecek canım. Allah bu günlere yaşanacağını biliyor. Öyle mi? Sürpriz oldu ya. Cenab-ı Hak hiç tahmin edemiyordu. 2000'li yıllar gelecek yani. Allah'ın her hükmü hayatın her alanıyla alakalı bir uygulama mecrasına hitap eder. Allah'ın kitabı böyle izzetli bir kitap. Her tarafına iman edeceksin kardeş. Bir kısmına iman, bir kısmına inkar küfürdür. Nisa 150, 151. ayet. Daha da var ayette. Biz hepsini okurum. Efetümünü ve bi'adın kitabı ve tetfûne bi'adın. Siz şimdi bu kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اِلَىٰ اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Bu kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Böyle yapanların dünya hayatındaki karşılığı sadece bir alçaklıktır. Kıyamet sabahı son derece şiddetli bir azaba çarptırılacaktır. Ve unutmayın, Allah her ne yapıyorsanız ondan habersiz değildir, önünüze çıkartacak diyor. Kitabullah'a iman bütüncül bir teslimiyet gerektirir. Allah'a inanacağız, kitabullah'a inanacağız. Her ne dediyse onu kabul edeceğiz. Yapamadığınız şeyler olabilir. Yapamamak başka bir şeydir, bu doğru değildir demek bambaşka bir şeydir. Biri yapamamak adamı günahkar yapan, öbürü adamı dinsiz yapan. İnsan aciziyetini itiraf eder. Allah'a meydan okumaz. Kur'an'da biliyor musunuz? Müslüm kelimesinin zıtlarından biri mücrimdir. Efele ceal-i müslümine kel mücrimin. Kalem suresinde anlatıyor. Mâ leküm keyfe tahkumun.
emlekum kitabun fihi tedrusun inne lekum fihi lema tahayyarun emlekum eymanun aleyna baligatun ila yevmil kıyameh inne lekum lema tahkumun selhum eyyuhum biladi cezaimun emlekum şüreka felyehtu şürekaihim ikanu sadiqin yeme yükşefu an sakin ve yud'an ile sücudu fela yestatihun. Muhteşem ayetler Kalem suresinde. Müslim, Allah'a her haliyle teslim olan adamdır. Mücrim ise Allah'ı teslim almaya cüret eden hain. Bir Müslüman hayatında mücrimliğe prim vermemelidir. Kitabullah her ne dediyse onu kabul etmek mecburiyetindeyim diyecek ve olabildiğince onu uygulamaya gayret edecek. Bu onun var ediliş gayesidir. Demek ki Kitabullah'a iman istemiyor bizden. Bir, iki. Kur'an'a karşı ikinci sorumluluğumuz Kur'an'a güvenmektir. Kur'an'a güvenme sorunu yaşıyor Müslümanlar. Adam diyor ki bana Kur'an'dan konuşma. Neden konuşayım? Din adına konuşuyoruz. Ne emrediyorsun? Ne buyuruyorsun? Yerine neyi koyalım? Yerine neyi koyalım da Kur'an'dan daha iyi olsun? Bana söyle. Bana bir söz söyle ki Kur'an'ı gölgede bıraksın. Söyleyemez. Gıkırdaya çıkamaz. Çünkü ona şu hadisi haykırır. Fadlul kelamillahi ala hayrihi kefadlillahi ala halkihi. Allah'ın kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Allah yarattığı şeylerden ne kadar üstün ve yüceyse onun kelamı da diğer sözlerden öyle üstündür ve yücedir. Sen ne istiyorsun benden? Kur'an'ı okuma. Bana Kur'an'dan delil getirme. Olur. Ne istiyorsan gerisi senin olsun. Ama unutma. Zuhruf suresi 44. ayette diyor ki Allah-u Teala ve sevfetüs elûne. Bu kitaptan sorgulanacaksınız. Ve inne ulen ikru nekebe tabimik ve sevfetüs elûne. Zuhruf 44. Bu kitap hem senin için hem kavmin için bir onurdur, bir şereftir, bir haysiyettir ve bu kitaptan sorgulanacaksınız. İnsanlar imtihana girerken hangi kitaptan sorumluysa ona çalışırlar. Bazıları bizi başka kitaplara çalıştırıyor. Ama soru oradan çıkmayacak, buradan çıkacak. Olsun. Kalacağız. Hani bu dünyada olsa belki dersi alttan alırız. Öbür tarafın altı üstü yok, hepsi o. Kaldık, yandık. Yok, bu çıkış, çıkış değil. Bu mantık, mantık değil. Bunların derdi, Kur'an'a güvenememek dedi. Güvenemiyor Kur'an'a. Mesela biz zaman zaman ateistlerle karşı karşıya geliyoruz. Tartışıyoruz sosyal medyada, sağda solda. Adamların önüne bir tane ateist gelmemiş. Haberi yok ki böyle bir dünyadan. Anadolu topraklarında bir insan dinden çıkıyor. Ona yüreği acımıyor ki adamın. Onu Kur'an'la tanıştırmak gibi bir yer yok. Çünkü ya Kur'an'a güvenmiyor ya bilgisine güvenmiyor. İkisi de arıza. Kur'an'a güveneceğiz. Çünkü Kur'an hakikatın yegane adresidir. Şimdi bir ayet okuyayım size. Genel, geleneksel şekilde bir tercüme edeyim, sonra olması gerektiği gibi tercüme edeyim. İsra Suresi 9. ayet. Buyuruyor ki orada Allah-u Teala, Sabibillah. İnne hâzıl Kur'âne yehdi illetihi akvamu. Muhakkak ki Kur'an, genel tercümeyi söylüyorum. Muhakkak ki Kur'an en doğru yola ulaştırır. En doğru yola Kur'an ulaştırıyorsa bu ne demektir? Öbür doğru yollara da başka şeyler ulaştırır demektir. Böylece kendi egosunu tatmin edecek bir tercümeyle yola çıkıyor. Sanki başka kaynaklar da yol göstermiş gibi. Yol gösteren kitap, hidayet kaynağı Allah'ın kitabıdır. Yehdi lilleti yakvam ayetin tercümesi Kur'an tek doğru yola ulaştırır. Akvam Kur'an için tek manası verir. Allah için ismi tatlı kalıpları tek manası verir. Kur'an için de böyledir. Allahu Ekber ne demek? Allah en büyüktür. Bu ne demek? Tam da müşriklerin demek istediği budur.
Yani Allah tabii ki en büyüktür. Onlar da öyle diyordu zaten. Ama aşağısında başka büyükler de var. Bizim terbiyemizi ve Hacca Umre'ye giderken Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyk la şerike leke Lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike leke diye okuyoruz ya. Hani bu bizim parolamızdır Hacca Umre için. Ben bunu bize özel olduğunu zannediyordum. Ya yeni öğrendim. Meğer bunun müşriklerin versiyonu da var burada. Müşriklerin de tekbiyesi varmış meğer. Taberi'den öğrendim. Onlar diyorlarmış ki Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Yani ey Allah'ım senin emrine iki kere amadeyim. Lebbeyk la şerike leke Lebbeyk. Ya Rabbi senin hiçbir ortağın yoktur. Senin emrine amadeyim. İlla şerikün huvelek temlikuhu ve mamelek. Bir tanecik ortağınla sen ona ve onun sahip olduklarına sen sahipsin, o sana sahip değil ama bir ortağın var. Bir ortağı olunca ne olur? Ortak büyük, Allah daha büyük. İşte bunlar da şirk diyor Kur'an'da. Bu şirk. Allah, Allahu Ekber, Allah tek büyüktür. Büyüklük sadece Allah'a aittir. Başka büyük yok. Bir tane büyük var, o da Allah-u Teala'dır. Bir gün bunu bir yerde söyledim geldi. Hocam, o ismi taptıydı. Allah razı olsun, iyice hatırlattın. Yoksa ben nereden bilecektim Ekber kelimesinin ismi takdir olduğunu? Ben nereden bilirdim? Diğer kahramanlık yapıyor. Diğer işi hatırlatıyor bana. Senin Allah için uyguladığı o ismi takdir kalıbı Allah için uyguladığın zaman tam da müşriklerin demek istediğine Ekber'e yaz sürüyorsun işte. Öyle diyorlar onlar da. Ve neyse evvel mekalefese mavati ve dert. Sorsam onlara gökleri yeri kim yarattı diye yekûlûne Allah'u. Allah yarattı diyecekler. Bakın size Yunus suresinden bir ayet okuyayım. Kul men yerzukukum mines semâi vel ardı. Emmen yemlikü sem'a vel absâra. Ve men yuhricul hayye minel meyyiti. Ve yuhricul meyyite minel hayye. Ve men yulebbiru emr. Feseyekûlûne Allah'u. Size gökten yerden kim rızık veriyor? Ölüyü dilen dili ölüden kim çıkartıyor? Size kulak, göz, duyu organları kim ikram ediyor? Bütün kainat sistemini idare eden kimdir diye sor onlara hepsi cevaben Allah diyeceklerdir. Ama Allah onlara müşrik diyor. Niye? Araya başkalarını koydular. Bitti. Bitti bu. Şaka kaldırmaz canım. Senin kara kaşına, kara gözüne sevdalanarak Allah'ın muhteşem ayetlerini nasıl gizleyeceğiz? Evet, Kur'an güvenilen bir kitap olmalıdır. Çünkü tek doğru yola ileten odur. İki, Kur'an barış yollarına ulaştıran kitaptır. Maide Suresi 16. ayet. Yehdi billahu menittebe'a ridvanehu sübüleselam. Barışın yollarına gidecek insanların bir tanecik adresi vardır. O da Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Kur'an barış yollarına davet eder. Tıpkı Rabbimizin daveti onun olduğu gibi. Vallahu yed'u ila dâri selam. Allah'tır dâri selama davet eder. Dâri selam barış yurdu. Kur'an'ın yurdu demek. Kur'an en çok dillendirilen hususlardan biri olduğu için çok kısaca temas etmek istiyorum. Diyorlar ki, şimdi Kur'an'dan konuşursan ihtilaflar çıkar. Allah-u Teala Nahl Suresinin 64. ayetinde diyor ki, bak ne diyor. Ya bunlar ne dediğini anlamıyor herhalde ya. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي سَلَفُوا بِهِ. Bu kitabı sana indirmemizin sebebi insanların ihtilafa düştükleri konuların açıklanması, onlara duyurulması. Bu kitabı okursan ihtilaf biter. Kitabın indiriliş gayesi ihtilafı bitirmektir. Adam diyor ki Kur'an'dan konuşursan ihtilaf çıkar. La havle ve la kuvvete ya. Sen Kur'an'dan konuşmayı beceremiyorsun, ihtilafın yeri zannediyorsun onu. Neler ürettiler neler gibi bilseniz. Bir insanın kendi kanaatiyle şu ayetin hükmü vardır, bu ayetin hükmü yoktur diye nasip mensuh diye bir şey icat ettiler. Bir metin işe yarar mı işe yaramaz mı bunun kararını bir adam veriyor.
Kur'an'da nasip mensup var. Olur. Olur. Sen dersin ben de yutarım. Ayıbet. Kur'an'da mensup bir tane bile ayet yok. Kur'an yaz boz tahtası değil. Nesin dediğin şey bal gibi ihtilaftır. Birinin ak dediğine öbürünün kara demesidir. Birinin yap dediğine öbürünün yapma demesidir. Bu bir çelişkidir ve Kur'an'da çelişki asla yoktur. Nisa suresi 82. ayet. اَوَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Bu adamlar Kur'an'ı incelemeye hiç düşünmezler mi? Eğer Kur'an Allah'tan başkası kaynağından getirilmiş olsaydı içinde bir sürü çelişki bulurlar. Demek ki Allah'tan gelen Kitabullah'ta çelişki yoktur kardeşim. Çelişki senin kafanda. Yazmış. Garibul Kur'an. Kur'an'da garip kelimeler. Müşkilül Kur'an. Kur'an'da müşkiler. Ya müşkiler senin kafanda. Kur'an'da müşkiler yok. Bilisanin Arabiyyim bi. Ab açık Arapça geldi diyorlar. Sen bunu nasıl böyle nereden onlara labirent gibi tanıtıyorsun? Usulü var. Usulünü uygularsan Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmaması diyeceği bir şey söz konusu olabilir mi ya? Allah anlaşılmamak için mi konuşuyor? Ne demeye getiriyorsun? Evet. Kur'an'a güvenmek lazım. Çünkü Kur'an hayat veren kitap. Kur'an hayat veren kitap. Enfal suresi 24. ayet tam da bunu söyler. Ya eyyühellezine amelu istecibu lillahi vel rasul idâ da'akum bimâ yuhyikum. Allah ve peygamberi sizi, size hayat verecek olan değere davet ettiği zaman Allah'ın ve peygamberin çağrısına icabet edin. İşte peygamberimizin dile getirdiği Allah'ın çağrısı Kur'an hükümleri ve hayat veren değerlerdir Kur'an hükümleri. Kur'an'la buluşmak hayatla buluşmaktır. Onun için Kur'an'ın isimlerinden biri ruhtur. Ruh bedende ne anlam ifade ediyorsa hayatta Kur'an'ın anlamı da işte odur. Ruhun olmadığı bir beden nasıl bir cesetten ibaretse Kur'an'ın içinde bulunmadığı hayat öyle bir değer. Arz eder. O kadar. Evet. Kur'an. Kur'an muhteşem bir kitaptır. Niye biliyor musunuz? İbrahim suresinin bir ayeti. Ama bu söylediklerimin her biriyle ilgili 7-8 ayet var. Birer tanesiyle geçiştiriyorum. Vakit sıkıntı olmasın diye. Bakın, Kur'an hakikate davet eden bir kitaptır. İbrahim suresinin 1. ayetini bu anlamda not alın ve üzerinde de düşünün. Buyuruyor ki Rabbimiz, El-Lamva kitabun enzelnahu ileyke litukhrijen nase minez-zulumati ilen-nur biizni rabbihim ila sıratillahi'l-azizil-hamid. Bu kitap son derece bereket kaynağı bir kitaptır. Şunun için indirdik. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye. Kur'an'ın aydınlığından korkan yarasalar var. Yarasa ışıktan korkar biliyorsunuz. Kur'an aydınlığa davet eden bir kitaptır. Karanlıklardan aydınlığa. Karanlıklar pek çok olduğu için kelime çoğul gelmiş. Ama aydınlık tek kelime. Allah kitabını bir aydınlık meşalesi olarak göndermiştir. Efendimizin daveti işte bu kitabı olmuştur. Bu kitapla insanlara tebliğde bulunmuştur. Ve inni tereytü fe bimâ yuhî ileyye rabbi. Ben hidayet üzere olursam Rabbimin bana vahyettiğiyle hidayet üzere olacağım diye Sebe suresinin 50. ayetinde beyan ediliyor. Hidayetin kaynağı Kur'an'dır. Ama Kur'an'a kaçmak varken Kur'an'dan kaçmaya davet ediliyor insanlar. Fefirû ilallah. Allah'a kaçın. Yani onun emirlerine sımsıkı sarılın. Ondan yana bir tavır ortaya koyun. Diyor millet Kur'an'dan kaçırmaya gayret ediyorlar. Müddessir suresinin son grubu ayeti var. 48-49. Ayetinden itibaren. Müddessir suresi 74. sure. Onun 49. ayetinden itibaren bakın ne diyor.
Buyurun ki Rabbimiz. Ne olur bu adamlara, bu gerçeğin hatırlatmasından neden yüz çeviriyorlar bu adamlar? Nasıl yüz çevirme bir benzetme yapıyor ki? Bayılırsınız. Kennehum humurun müstenfiratun ferrat min kasvarat. Bu Kur'an'dan kaçanlar aslandan kaçan yaban eşekleri gibidir. Yaban eşekleri, aslan, bir sürüyü kovalar değil mi? O belgesellerde izliyorsun. Nasıl kaçıyorlar? Öyle benzetiyor bak. Benzetmemeli değil. Müddessiri 49-51 okuyoruz. Femâlehum anittezkeratim âredi. Niye oluyor bunlara? Niye Kur'an'dan yüz çeviriyorlar? Kennev humurum müstenfiratun. Ferret bin kasvaratin. Aslandan kaçan yaban merkepleri gibi. Yarasa zihniyeti böyle bizim. Kur'an'dan kaçmak hangi Müslümanın neresinde yer bulabilir? Kur'an aydınlık vaat eden kitaptır. Yaban merkepleri aslandan kaçıyorlar diye bu kötü bir benzetme değil, onları aşağılayan bir benzetme de değil. Yaban merkeplerinin fıtratında kaçmak vardır. Bu ne demek biliyor musunuz? O aslandan kaçan merkepler ölümden hayata kaçıyorlar. Kur'an'dan kaçanlarsa hayattan ölüme kaçıyorlar. Farkında değiller. O merkep daha iyi bunda. Ya ne ayetler aklıma geliyor bir bilseniz. Araf suresinde ayetler var. Bak şimdi. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Araf suresi 179. ayet olması lazım. Bu Kur'an getirmedim ki ayet numaralarını yanlış söylemekten de çekiniyorum ama Ahmet bak bakalım, Araf 179 mu bu ayet? Kur'an var mı kimsenin elinde? Nerede? Araf 100, getir bana çabuk. Fatih, ayet numaralarını yanlış söylemeyelim. Evet. Kur'an'a güvenmek lazım. Çünkü Kur'ansız hayat çok korkunç benzetmelere meseleyi dönüştürüyor. O itibarla hayatı, bak şimdi Kur'an'ların da böyle metinsiz olanı var. Ben şimdi nerede bulacağım ben bunu? Hiç ha bunu getirdin ha getirmedin. Değişir düşüyor. Allah Allah. Dedik ki bunları böyle metinsiz basmayın kardeşim ya. Bulamam bunları. Bunu al buraya. Burada küçük ayet numarasını bulabilene aşk olsun. Mikroskop lazım buna. Nereden buldum ben? Nasıl göreceğim bunu arkadaş ya? Tamam buldum. 179. Araf 179. Ayet tamam. Öyle baba ayetler var. Bunların numarasını da ben unutmam. Arada belki 189 falan kaçmasın diye dedim. Diyor ki Allah-u Teala. Tercüme ediyorlar. Bak şimdi. Şöyle bir tercümeyi bir ateist okursa nedir? Biz insanlardan ve cinlerden pek çoğunu cehennem için yarattık. Ne diyecek adam? Tamam, iş kafadan ben. Kim nereye gideceğim ben? Sen şimdi ne yaparsan yap bundan kurtulamazsın. Allah senin nereye gidip cehennem bildiğinizde sen nasıl cennetlik olacaksın? Kafadan milletlik kesildi sen. Ayetin böyle tercümesi yanlış ya. Gözünü seveyim böyle tercüme olur mu? Hakikati anlayabilecek gönüllerin olmasına rağmen hakikati anlamayan. Hakikati görebilecek gözlerin olmasına rağmen hakikati göremeyen. Hakikati işitecek kulakların olmasına rağmen hakikati işitemeyen, işitmeyenler için cinlerden olsun, insanlarla olsun bunlar cehennemliktir. Ne sakıncası var? Öbür türlü yapınca adam bundan bir şey anlamam der, çeker gider. Bu tercüme doğru bir tercüme değil. Biraz daha duyarlı olmak lazım. Bu kitabın tercümesini herkes okuyor. Milletin yanlış anlamasına kapı aralamamak lazım. Tercüme ediyor şimdi. Yudullu men yeşâhu ve ehdi men yeşâhu. Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet eder. Tamam, bitti.
Her şey kafadan bitmiş. Allah senin sapmanı dilemişse sen ne yaparsan yap bu dilekten kurtulamazsın. Öyle bir meal veriyorsun adam dinden çıkıyor kardeşim. Yudil men yeşâhu ve yehdi men yeşâhu. Allah isteyene hidayet eder, isteyeni sapıklıkta terk eder. Bunun tercümesi bu. Biz şimdi 30 senedir meal okuyun diyoruz ki yavaş yavaş vazgeçmeye başladık. Meal okuyup bunu okuyunca adam zıvanadan çıkıyor. Böyle meal olmaz. Biraz daha üzerine titreyerek bir şeyler öğretmek lazım. En azından meal yazarlarına bunu bir daha hatırlatmış olalım bu vesileyle. İkinci görevimiz bu. Birincisi neydi? Kitabullah'a iman edeceğiz. Ama tamamına, bütün prensiplerine. İstisna kabul etmiyor. İki, ona güveneceğiz. Çünkü hayatımızda şu değerleri temsil ediyor. Üç, Kitabullah'a tabi olacağız. Haydi bakalım şimdi. Kitabullah'a tabi olmak, nasıl tabi olacağız? Bak nasıl olacağız. Bunu ben kendi kafamdan uydurmuyorum. Ayeti bak şimdi. En'am suresinin 155. ayeti. Buyuruyor ki Rabbimiz. وَهَذَا كِتَابُ اَنْزَلَّهُ مُبَارَكٌ. Bu indirdiğimiz kitap bir bereket kaynağıdır. فَتَّبِعُوهُ. Bu kitaba tabi olun. Fettebi'uhu. Bu kitaba tabi olun. Bu bir. Lan ne güzel. Tam da aynı sayfada. 153. ayette. Buyurdu ki enne hâdâ sırâtî müstakîmen. Benim müstakim yolum bu. Fettebi'uhu. Bu yolu takip edin. Ve lâ tettebi'usûl. Başka yollara tabi olmayın. Fetefarraka biçim an sebebi. Sizi Allah'ın yolundan ayrı düşürün o yollar. Allah'ın yolu Kur'an'ın yoludur. Tabi olmamız gereken yol Kur'an'ın yoludur. İşte Araf 153 ve 155. En'am 153, 155. Araf'tan okuyayım bir ayet. Üçüncü ayet. İttebi'u ma unzile ileyküm min rabbiküm ve la tettebi'u min dunihi evliyâe kalîlen mâ tezekkerûn. Ya şu ayeti nasıl anlamaz bir adam be? Herkese sesleniyorum. Buyuruyor ki Rabbinizden size indirilene tabi olun. Başka dostlar edinmeyin. Başka dostların peşine gitmeyin. Neden ne kadar azınız hakikatin farkına varıyorsunuz be? Bu kitabullah'a uymayı bize emreden ayet. Tabii şimdi bazıları şunu diyebilirler. Canım bu konuda başka ayetler de var. Tabii var. Ayet varsa sorun yok zaten. Yeter ki ayet söyle. Sen var olmalıdır gibi tahayyül ediyorsun, ben sana metni okuyayım. Mesela Âl-i İmran Suresi 31. ayet. Kul in kuntum tuhibbunallâhe fettebi'ûni yuhbibkumullâhu. De ki siz eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun diyor. Kime? Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber'e tabi olmak Allah'ın emridir. Ömer, böyle bir tane ayet var zannede, başka da var. Bir tane başka bir yerden okuyayım. Bu da Araf suresi 158. ayet. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, 157'de. 157'de de var, 158'de de var. Ama emir kalıbında gelen 158'de. فَاَمِنُوا بِلَٰهِ وَرَسُولِهِ نَب۪يِّ الْاُمِّيِّ لَذ۪ي يُؤْمِنُوا بِلَٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ وَاتَّبِعُوهُ. Ona tabi olun, yani peygamberimize. Ona tabi olun ki cehennemdeki tehlikeden doğru yolu ancak böyle bulursunuz. Biz demek ki hem Kur'an'a tabi olmayla emrolunduk, hem Hazreti Peygamber'e tabi olmayla. Peki tabi olmayla ilgili Hazreti Peygamber'e Allah neyi emretti? İşte ona bakalım. İttebi ma uhiye ileyke min Rabbi. Sen sana Rabbinden ne vahyedilmişse sen ona uy. Bizim peygambere uymamız, aynı zamanda Kur'an'a uymamız demekmiş. Yani Kur'an'ın A dediğine peygamber B demez. Peygamber başka alternatif bir şey üzerinde bulmaz. O peygamberliğini, vahyin ondan istediğini uygulamaya dayandırmış. Eğer başka şeylere tabi olma gibi bir ayıp olsaydı,
yani Allah'ın dememeyi demiş gibi bir durum ortaya koysaydı, Hakka suresinin şu korkunç uyarıları onu bekliyordu çünkü. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ عَاجِزِينَ Ey Peygamber, bize bizim söylemediğimiz şeyleri isnat etseydi, onu bu yaptığı işten dolayı güçlü bir şekilde yakalar, sonra da onun şah damarını keser parçalardı. Ve buna hiçbiriniz engel olamazdınız diyor Allah-u Teala. Siz şimdi ne demek istiyorsunuz? Allah başka bir şey diyor, peygamberimiz başka bir şey yapıyor. Öyle mi? Böyle bir peygamber, nasıl bir peygamber aldısın? Hazreti Peygamber, Allah-u Teala'nın ondan istediklerini hayata uygulayan model adam. Onun yeni dilde rol modeldir. Onun için o üsve-i hasenedir. Onun örnekliğinde biz başarıya ancak kavuşabileceğiz. Ama o Kur'an'a aykırı bir yol önermemiştir. Hangi söz olursa olsun, hangi kitapta yazıyor olursa olsun, kim iddia ediyor olursa olsun, eğer bir söz Kur'an'a aykırıysa o peygamberimizin olamaz. Çünkü peygamberimiz Kur'an'a aykırı konuşmaz. Kur'an'a aykırı konuşan bir adam peygamber olamazlar. Bütün mesele peygamberimizin diye bize sattıkları sözlerin gerçekte ona ait olup olmadığını tespit edememekten kaynaklanmaktadır. Herkes işi kolay bulmuş. Filanca kitapta yazıyorsa doğrudur. Yok canım. O filanca kitap dediğim bir tane kitap var. Bunda yazıyorsa %100 doğrudur. Geri kalanların doğruluğu buna uymaya bağlı. Buna uyuyorsa doğrudur, buna uymuyorsa doğru değil. Doğru değildir o sözü peygamberimiz söylemiş değildir. Bu kadar. Bu ayrımı yapmak zor bir şey değil. Fakat buna uyuyorsa doğrudur, buna uyuyorsa doğru değildir deyince bunun kararını kim verecek? Bu kitabı çok iyi bilenler verecek. Adam kitaba namahrem. Kitaptan haberi yok ki. İyisi mi? Başkalarının sözü benim de sözüm olsun deyip kendi arabasına binmek yerine toplu taşıtları kullanmayı tercih ediyor. Senin araban olsun. Sen yap. Zor iş zor. Bir ömür vermek gerekir Kur'an'a. Bu karşınızda olan kardeşiniz 30 yıldır Kur'an'ı anlamaya çalışıyor. 30 yılımı ver. Bir çeyrek asırdan fazla bir zamandır. Görüyorsunuz. Oradan baktığınız zaman karşınızda 70 yaşında bir adam görüntüsüyle sizin huzurunuzdayım. Gözlerinin altı torba torba olmuş değil mi? Ben beceremiyor muydum akşam saat 10'da yatıp sabah 9'a kadar uyumayı? Yapamıyor muydum ben bu işi? Eşim burada, çocuğum burada sorun. Ben hiçbir gece saat 5'ten önce yatmam. Her gece saat 11'den 5'e kadar Kur'an çalışırım. 30 senedir böyle çalışıyorum. Sen 30 günü vermemişsin, 30 saati vermemişsin. Kalkıp da o öyle bu böyle diye esip savuruyorsun. Yazı olsun boyuna be, yazı. Benim önümde bir tane övücüm vardır. O da Kur'an'a talebe olmaktır. Bu talebenin ölünceye kadar benim olsun isterim. Başka bir onur, başka bir haysiyet peşinde değilim. Bana Kur'an'ın izzeti yeter. Çünkü bu yol peygamberimizin yoludur. Salihlerin yoludur. Sıddıkların yoludur. Şehitlerin yoludur. Allah mübarek etsin. Onlar bu yolun yolcuları olmak için ömürlerini verdiler. Sen tırnağını vermeye talip değilsin. Sen ehliyet alma, bizim arabaya bin demekten başka bir kahramanlık yok. Sen de anlarsın Kitabullah'ı. Kitabullah'la arana bariyerler koyma kardeşim. Allah'ın kitabı senin yüzüne de, senin ruhuna da mesajlar getirmek üzere planlanmış bir kitaptır. Aç bir oku. En'am suresinden demin okuduğum ayetin yarısını okudum, kalan yarısını bıraktım. Öyle içinde dert oldu. Öbür yarısını niye bıraktın diye. Bakın ne diyor Allah-u Teala. Allah'ın kitabındaki sözlere bakın. وَاَذَا كِتَابٌ اَنْزَلَّهُ مُبَارَكٌ فَتَّبِعُوهُ Bu kitaba tabi olun. Tabi olun. وَاَتَّقُوا Böylece muttaki olun.
Muttaki olmanın yolu bu kitaba tabi olmaktan geçiyormuş. Bu kitaba tabi olmadan muttaki falan olmaz. Adam diyor, bizim hoca, bizim filanca çok muttaki adam. Nereden anladın? Nasıl anladın? Çok takva bir adam. Allah Allah. Takva adam olmaz zaten. Muttaki adam olur. Ya da takva sahibi adam olur. İşte giysisi şöyle dedi, kıyafeti öyle dedi, bir üniforması var. Ooo çok muttaki. Yap be kardeşim yok. Sana iki tane ayet önereyim, onları oku, muttakinin kim olduğunu göreceksin. Aç, Ali İmran Suresi 133, 134, 135, Bakara Suresi 177, Bakara Suresi 2 ila 5. ayetler. Şu 3 ayet durumunu oku, sen muttakinin kim olduğunu Allah'tan öğreneceksin. Sana alem muttaki dese kaç yazar Allah muttaki demedikten sonra? Sana Allah muttaki dedikten sonra alem demese ne yazar? Sen Allah'ın yargılamasına, değerlendirmesine tabi ol. Ona talip ol. Sonuç verecek olan odur. Peygamberimizin izlediği yol buydu, başka yol değil. Evet. Bu kitaba tabi olun. Böylece muttaki olun. لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ Ta ki merhamete uğratılasınız. Siz eğer Furkan olan Kur'an'a tabi olursanız muttaki olursunuz. Bu ayetin demek istediği budur. Furkan olan Kur'an'a tabi olursanız, yani onun dediklerini yaparsanız muttaki olursunuz. Peki siz Kur'an'ın muttakisi olursanız ne olur? Bakın nasıl bir ödül. Siz eğer Kur'an'a tabi olmanın sonucunda muttaki olursanız Allah'ın size şu müjdesini dolduruyor. Enfal suresi 29. ayet. Ya eyyühellezine amelu in tettekullâhe. Ey bütün iman edenler, siz eğer Allah'a karşı muttaki olursanız, yani sorumluluğu bilen duyarlı insanlar olursanız, yani Kur'an'ın Müslümanı olursanız, yec'allekum furkanen, Allah sizin için furkan yaratacaktır. Sizin için furkan yaratacaktır demek, siz Allah'ın istediği gibi yaşarsanız, hayatta neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayabileceğiniz bir ölçü yaratacak Allah sizin kalbinizde, gönlünüzde. Bundan daha muhteşem bir ödül olabilir mi? Siz eğer Kur'an'ı gerçekten biliyorsanız, din adına kim ne derse desin, doğru mudur yanlış mıdır anında fark edersiniz. Çünkü Arap Suresi'nin 201. ayetinin müjdesi var. İnnellezîne tekavû İzâ messehum taifu mineşşeytâni tedekkerû feilâhum musûn. Gerçekten muttaki olanlar şunlardır ki, şeytandan bir vesvese geldiği zaman hemen Allah'ı hatırlarlar. Bütün organlara adeta göz kesilir diyor Allah-u Teala. İşte muttaki olmanın yolu Kur'an'a tabi olmaktan geçer. Kur'an'a tabi olmayan adam muttaki filan olamaz. Söylemlerinde sadece ve sadece bir takva numarası vardır. Başka. Başka da bir şey yoktur. Ciddi şeylerden söz ediyoruz. Müslüman mısın diye soruyoruz adama. Müslüman. Bir soru daha soracaksın. Ciddiyiz. Gerçekten. Allah aşkına bir daha düşün. Çünkü Müslümanlık bir şeyleri üstlenme sözüdür. Müslümanlık, Kur'an'ı hayatının merkezine alma taahhüdüdür. Müslümanlık, Allah'a teslim olmak ve başka şeylere boyun bükmemenin adıdır. Müslümanlık, Allah'a kul olmanın ve başka şeylere köle olmamanın adıdır. Onun için ciddi bir iştir. Müslümanım, ciddi misin? Bir daha düşün. Evet, Kur'an'a karşı görevlerimizin biri de bu. Okuyamadık ayetlerim şu an ama olsun. Bir dördüncüsünü söyleyeyim. Vallahi hakkınızı helal edin. Ya nasıl sabrediyorsunuz bu kadar? Hiç kimse çıkmadı. Hiç böyle hiç yerinden kıpırdamadınız. Uyuyor musunuz yoksa? Ya bazen ders anlatırken veya konferans verirken bakıyorum adam uyuyor. Lan nasıl uyuyorsun diyorum ya. Heykelin dikilmekte kadar. Bu kadar gürültü de uyuyorsun. Ama Hazreti Ali dediği gibi Ennâsü Niyâmı. İnsanlar uyuyorlar. Ve ilâmâtü intebehû. Öldüklerinde uyanacaklar. Allah ölünce uyananlardan değil. Hayattayken uyanık kalanlardan eylesin. Vallahi tebrik ediyorum sizi. Bravo. Büyük bir duyarlılık.
Gerçekten bütün yüreğimin samimiyetiyle söylüyorum. İyi ki bu akşam buraya gelmişim. İyi ki şu muhabbeti gördüm. İki saattir konuşuyorum, sizi övünce alışıyorsunuz. Bizde bir şey yok. Hadi be. Yok. Ya bu alkış işi iyi bir iş değil. Yani ben alkışa meraklı değilim. Alkış işi çok kötü bir şeydir. Bu alkış olsa size şimdi patriotik ayetler okurum diye oraya girmeyin. Alkış dert değil. Bana samimi yüreğiniz, iman dolu göğsünüz ve muhabbetli bakışlarınız ödül olarak yeter. Siz benim imanıma şahit olun. Ben sizin imanınıza şahit olayım. Böylece mahşer sabahı şahitliğimizle Allah'ın huzuruna çıkalım. Bugünün kazanımı budur. Başka bir şey değil. Evet. Kitabullah'a karşı dördüncü en önemli görevlerimizden dördüncüsü ona sımsıkı yapışmaktır. Bu bir slogan değil. Bakın bunun doğrudan ayeti var. Ali İmran suresi 103. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hepiniz topluca Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bu ipin ne olduğunu Peygamberimiz açıklamış. Buyurmuş ki El-Kur'an huve hablullah. Hablullah yani Allah'ın ipi Kur'an'dır. Kur'an'a hepiniz sımsıkı sarılın diyor. Bak teker teker demiyor. Yani sizin Kur'an okumalarınız olsun. Kur'an çalıştığınız gruplarınız olsun. Kur'an sizi bir araya getirsin. Siz Kur'an'la anılan bir birliktelik oluşturun. Hepiniz beraber olun ve Kur'an merkezinizde olsun. Birbirinizi gördüğünüzde Kur'an'ı hatırlayın. Kur'an arkadaşlarınız olsun. Kur'an dostlarınız olsun. Kur'an'la yoğrulmuş bir gündeminiz olsun. Teker teker Kur'an'a sarıl demiyor. Hepiniz topluca Kur'an'a sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا. Ayrı gayrı bir görüntü vermeyin. Şimdi ne oluyor? Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Cenneti babasının tarlası zannedenler o tarlaya istediğini alıyor, istemediğini dışarıda bırakıyor. Bizim takımdan sen düşünmüyorsun. Bizim takımdan sen zaten kabirde sorgusu var sana yönlenmiyor. Sen bizim takımdansan zaten gelmek gidemez. Ayrıca küçük günahları Allah affediyor. Büyüklerini de Peygamberimiz şefaatiyle siliyor. Daha ortak günah yok. Küçüğünü Allah-u Teala, büyüğünü Peygamberimiz siliyor. Tamam. Göreceğiz. Bakacağız. O büyük günahları işleyip de böyle toptan bir kurtuluş var mı? Bakacağız. Bakacağız bir takım söylemleri din haline getirmenin faturası neymiş? Malikiyetli bir din olan Allah'ın huzurunda yargıcı Allah olan o mahkemede görüşeceğiz. İnsanların arkasından her türlü dedikoduyu ve iftirayı yapıp kendisi cennete sıvışmanın Kur'an'ın bir adresi yoktur. O sadece bir aldanmadır. Malikiyetli bir din Allah. Din gününün bir sahibi vardır. O da Cenab-ı Hak'tır. Başka sahibi yok. Allah'ın mahşer sabahı danışmanı yok. Vel emru yevme idin lillah. O gün hüküm sadece Allah'a aittir. Ama başka din sunumlarında bakın. Adam istese de cehenneme gidemiyor ya. Yok, mümkünatı yok. Kurtarıyor mu gibi? Takımdan biri el atıyor, kurtuluyor. Diyor ki, Sırat köprüsünün başına geçecek bizim önderimiz, büyüğümüz, neyse işte herkesin bir ismi var. Şimdi bir isim verirsen birileri üstüne alınır, kimse üstüne, herkes üstüne alınsın da özel birini kastettiğimi söylemiyorum yani. Bizim büyüğümüz işte, önderimiz neyse, Sırat köprüsünün başına geçecek, onun peşine gidip ona tabi olanları kurtaracak, gerisi cehenneme düşecek. Peki sizin önder kaç yaşında, ne zaman yaşadı? İşte 1900'lü yıllarda veya 2000'li yıllarda. Peki ondan önce 1200 senedir yaşayanlar hep cehenneme mi gidiyor? Mesela kimi dolduruyorsun? Sahabiyle senin adamına tabi oldun mu? Peygamberimiz gitti mi onların peşinde? Sen ne diyorsun be? Kafayı mı yedin sen? Kimin adına? Ya o Tırat köprüsüne ilk yuvarlanan senin yolunuza ne olacak? Kuvvetle muhtemelen ki böyle olacak.
kuvvetle muhtemeldir diyor mu ne? Ben de oradan ahkam kesmeyeyim ama bakın şu ayete bakın. Ayete bakın, ayete. Ahkam suresi 9. ayet. Çıkmak yok. Ya neyse mazereti var ki. Başka kimse mazeret üretmez. Ha yok canım. Bizim oran öyle der. Yiğit yiğidi gözünden. Anlayırım halini. Ben kakamayarım burada. Biz öyle derler yani. Ne çekilirim bir bilse. Evet. İnşallah bizi cennete koy. İnşallah bizi azabından muhafaza buyur. Böyle taksimat yapanları da Allah ıslah eylesin. Onların da istikamet sahibi olması için yüreklerini inşiraha muhatap kılsın inşallah. Bizim duamız kaç kişi cehenneme gider şeklinde değil, kaç kişi cehennemden kurtulur duasıdır. Biz cihadı da böyle anlarız. Bizim cihadımız adam öldürmeye değil, ruhunu öldürmüş adamları diriltmeye dayalıdır. Kur'an'ın cihadı budur. Adam kazanma faaliyetine Kur'an cihat der. Ama elin alemin adamı cihat deyince öldürmekten başka bir şey anlamaz. Bu Kur'an'dan beslenmemenin korkunç sonuçlarından maalesef bir tanesidir. Evet, Kur'an'a sımsıkı yapışmak ona karşı görevlerimizden biridir. Kur'an'la ilgili bir 5. görevimiz var. O da bakın Kur'an'da şöyle ayetler var. Tedebbür diye bir şey yok. Bir şeyin inceden inceye düşünülmesi, arka planının fark edilmesi, köklerine gidilmesi, tedbir alacak bir duyarlılık ortaya koymak. Tedebbür. Kur'an tedebbürü emreder. Kur'an tezekkürü emreder. Yani gerçeği hatırlamayı emreder. Kur'an tefekkürü emreder. Köklerinden beslenen bir fikir üretimini emreder. Kur'an teakkülü emreder. Akletmeyi emreder. Kur'an tefakkuhu emreder. Akrettiği şeyleri hayata yansıtmayı emreder. Önce köklerine ineceksin. Oradaki gerçekleri hatırlayacaksın. Tedebbürün olacak. İğneye kuyu kazacaksın. Kur'an'a ömrünü vereceksin. O ömür sana bir ibadet meşguliyeti olarak geri dönecek. Sen aklını çalıştırarak yaratılanla yaratan arasında bağ kuracaksın. Kur'an'ın hükümleriyle hayat arasında bağ kuracaksın. O teakkülün seni adam gibi yaşatmaya yol açacak ve sonuçta taşındığın Kur'an seni cennete taşıyacak. Teakkülün yok, tedebbürün yok, tefekkürün yok, tezekkürün yok, tefakkuhun yok. Neyin var peki? Babalarım böyle diyordu, ben de onların izinden gidiyorum. Ya baban seni ateşe çağırıyorsa da böyle mi diyor Allah-u Teala? Bunun ayeti var. Lokman suresi. Hiç okuyayım. وَلَقِيلَ وَمُتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdiğine tabi olun dediği zaman قَالُوا دَلَلْمُ بَلْ هَيْرْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلِيْهِ اَبَاهَنَا Atalarımızı neyin üzerinde bulduysak biz ona tabi oluruz. اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ اِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ Peki ya şeytan onları alevli bir azaba davet ediyorsa da mı böyle? Olsun. Babam öyle dedi, dedem öyle dedi, demek bir bildiği vardır. Baban her dediği yanlış olmaz, baban her dediği doğru da olmayabilir. Senin ölçün olsun, bir mihenk taşın olsun. O mihengin seni doğru kararların sahibi kılsın. Amacımız, davetimiz budur. Yoksa eskiden gelen her şey yanlıştır, böyle bir garabetin içerisinde değiliz. Kur'an'ın indiriliş gayelerinin anlatıldığı ayetlerden bir tane söyleyeyim size. Bu 5. madde bağlamında. İnna anzalnahu Kur'anen Arabiyyen le'allekum ta'kilun. Bunu Arapça Kur'an olarak indirdik aklınızı çalıştırasınız. Aklınızı çalıştırasınız diyor iki ayet bu. Yusuf suresi 2. ayet bir de Zuhruf suresi 3. ayet. Bir de buna bununla irtibatlı olarak Yunus suresi 100. ayet var. Diyor ki orada Allah-u Teala. Ve ecalü ricisâlellezîne le'akilun. Aklını çalıştırmayanların üzerine Allah pislik yağdı. Adam ne diyor? Bu akıllı olmaz. Allah aklını çalıştır diyor bizim gün. Akıllı olmaz. Ya akıllı olmuyorsa bu akıl dışı ise
aklı olmayanın dini de yoktur zaten. Sen ne söylüyorsun ya? Aklını çalıştırmamayla imansızlığı yan yana kullanır Allah-u Teala, biliyor musunuz? Bak Yunus Suresi 100. ayette aklını çalıştırmayanların üzerine pislik yağdıracağını söyler. Aynı ifadenin benzeri En'am Suresi 125. ayettedir. Orada da der ki كَذَلِكَ يَجَعَلُ اللّٰهُ لِلْتِسَعَلَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Aynı pisliği Allah iman etmeyenlerin üzerine de yağdırır. Demek ki iman etmemekle aklını kullanmamak aynı. Kur'an'da akıl kelimesi isim olarak hiç geçmez. Hep fiil olarak geçer. Niçin? Kullanılmıyorsa yok demek. Aklını kullanmıyor. Aklını devre dışı bırakıyor. Oysa vahiy eğer bir gemi ise akıl o geminin yanaştığı limandır. Bu vahyin gelip duracağı yer akıldır. Akıl. Biz bu akılla anlayacağımızı anlarız, sorgularız. Öğüt almak akılla olur. Tefekkür akılla olur. Tezekkür akılla olur. Aklı devre dışı bırakan adam neyin savunuculuğuna soyunabilir ki? Böyle bir şey nerede düşünülebilir kardeşim? Ne diyor şeyde? Saat suresinin 29. ayetinde. Estağfirullah. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun. Sana indirdiğimiz bu kitap bir bereket kaynağıdır. Şunun için indirdik. Liyeddebberu ayati. Bunun ayetlerini inceden inceye düşünsünler. Ve liyetedekkere ulul elbab. Sağduyu sahibi olanlar da gerçeğin farkına varsınlar. Kur'an'ın ayetleri inceden inceye düşünülsün diye bu kitap indirilmiştir. Kardeş. Sen bu kitabı düşünmenin, anlamanın, incelemenin dışına itemez. Bu kitabı anlamaya çalışanlara böyle ağır ifadeler kullanmak Müslümana yakışmaz. Bakın, Kur'an'a karşı görevlerimizde en önemlilerinden bir tane daha söyleyeyim, böylece bitireyim. Bitecek, anlaşılıyor bu. Bir daha gelir mi? Öyle kalabalık olsa gene gelin. Bir dahaki hafta bir gelin. Bu kadar kalabalık bir dahaki hafta gelin. 15 gün bir gelin. Başakşehir'i İstanbul deyince artık Başakşehir'i hatırlıyorum. Bir Başakşehir'in sakin olur muyum bilmem. Olursa da hepsi de senin burada yapsak niye iyi olurdu? Evet, Hüseyin Dinçer'e duyuruyorum. Yok, ben Başakşehir diye biliyorum. Başka şeyle karıştırmıyorum. Evet. Şimdi bir tane daha söylüyorum. Böylece bitiriyorum. Zaten iki saat oldu yeter. Sabrınız, vallahi sizi tebrik ediyorum. Yani daha zorlamayalım. Şimdi prostatı sıkıştır adam. Ne yapacak? Mecbur gideceğim. Ben bir yerde konuşurken dedim ki, ben konuşurken dışarı çıkan adamın imanından şüphelendim. Niye? Allah'ın ayetlerini okuyun, sıkıldın gidiyorsun. Sen neden sıkıldın? Ayetten. Benden değil, ayetten. Ayetten sıkılan adam imanını kontrol edecek. Sıkıysa çık dışarı çık. Daha çıkamıyor. Allah merak mı? Terbiye su oluyor. Ya o mazeret olana böyle bir şey demiyorum. Sadece ayetleri konuştuğumuz bir ortamdan bir Müslümanın sıkılmaması lazım. Yine peygamberimize nispet edilen bir rivayet var. Sıhhati ne derece doğrudur bilmiyorum ama ifade son derece net anlaşılabilen ve son derecede yüreğe işleyen bir ifade. Mescidle alakalı buyurmuş peygamberimiz. El müminu fil mescidi kessemeki fil mai vel münafiku fil mescidi kessakari fil kafas. Mümin mescitte. Mescit demek Allah'a boyun bükülen yer demek. Hep cami diye anlamayın. Mescit demek Allah'a boyun bükülen her bir mekan. Burası da olur, sokak da olur, ev de olur, neresi ise. Allah'ın büyüklüğünü itiraf ettiği her yer mescidindir. Diyor ki, Müslüman, mümin mescitte balık suda nasıl rahatsa öyledir. Ama mescitteki münafık kafese tıkıştırılmış kartal gibidir. Hemen oradan çıkmak istiyor. Şimdi ayet okuyoruz. Buradan sıkılmak olmaz. Zaten muhabbet ediyoruz. Ara sıra bağırıyorum ama o size bağırmıyorum. Yani ben böyle kendiliğinden zorum var. Yani insan keyfinden bağırmaz. Yani şu kitabullahı her gün okuyan bir adam olarak kahroluyorum. Müslümanların bu kitaba karşı umursamaz tutumlarını görmekten gerçekten kahroluyorum.
Onun için sözlerinden etkilenip bir kişi olsun Kur'an'ı anlamak üzere bu akşam bir okumayı başlatırsa benden bahtiyarı yoktur. Ben bütün ömrümü bir adam kazanmaya vakfedeceğim. Çünkü bir adam kazanırsak bütün insanlığı kazanmış gibi olacağız. Men ahyaha fekeennemâ ahyennâse cemî'a. Bir canı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Ben bütün namazlarımı kabul olmuş bir namaz için kılarım. Bütün oruçlarımı kabul olmuş bir günün orucu için tutarım. Bütün zekatlarımı kabul olmuş bir zekat için veririm. Ve bütün dini sunumlarımı bir kişinin ihyası için seferber ederim. Rabbim öyle bir günü inşallah bizden esirgemez. İşte bunu yerine getirmek için Kur'an'a dair bir altıncı sorumluluğumuzu ifade edip bu akşam vedalaşalım inşallah. Kur'an'a karşı en önemli görevlerimizden biri onun hakikatlerini gizlememektir. Hayda. Bana diyorlar ki, ya bunları diyorsun da şimdi zamanı değil. Ne zaman, zamanı ne zaman? Şimdilik deme diyor. Ne zaman dememi öneriyorsun? Bundan sonraki ile ilgili bir zaman söylersen gaybı biliyorsun demektir. Bu Allah'a sorma. Böyle bir haddin olamaz. Sen neyi öne geçiriyorsun da bir hakikatin gizlenmesine yol açıyorsun? Bir düşün. Şimdi şu ayetleri okuyalım. Bakalım bu ayetleri bilen bir adam hakikati gizleyebilir. İnnellezîne yektumûne mâ enzennâ minel beyyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi bil kitâbi ulâike yel'anuhumullâhu ve yel'anuhumul la'inûn. Biz Bakara suresinin 159. ayeti. Biz insanlara bu kitapta açıklamış olmamıza rağmen, bak ayetin tercümesini yapıyorum. İnsanlara bu kitapta hakikatinin apaçık belgelerini açıklamış olmamıza rağmen bu gerçekleri gizleyenler, yektumune gizleyenler demek, ketmetmek gizlemek demek. Gizleyenler var ya, ulaike işte bu adamlara yel'anuhullahu, Allah lanet edecek. Ve yel'anuhul la'inun, başka lanet edebilecek kim varsa hepsi lanet edecek. Ya ben Allah'ın lanetinden mi korkayım, senin tehdidinden mi? Ne zor mu ne ya? Allah'ın hakikatini ortaya koymak. Benim varoluş gayem bu. Kitabullah'tan öğrendiklerimi ifade etmeye gayret ediyorum. Gizleyemem. Sen de gizleyemezsin. Biliyorsan hakikatı söyleyeceksin. Acize etmeden, eğip bükmeden hakikatı bütün çıplaklığıyla ortaya koyacaksın. Efendim, şimdi yanlış anlaştın. Hayır, sen görevini yap. Yanlış anlayıp anlamamanın sorumluluğu o adama aittir. Ama sen doğru anlat. İlla bu gizlemeyi yapıp da sonradan pişman olanlar olabilir diyor Allah. Ellerin yetabı, eğer gizlemekten vazgeçersen. Şimdi ayet illellezine yetabı diye bilsin. Bilmiyor ki. İllellezine yetabı ve aslahu. Gizledi ya, onun gizlediği her bir gerçek pek çok insanın bozulmasının sebebidir. İfsadın sebebidir hakikati gizlemek. Kim hakikati gizlerse bir yerleri bozuyor demektir. Şimdi onun bozukluğunu telafi etmek için ve aslahu, islah edecek. Bozduğu yeri tamir edecek. Peki nasıl yapacak bunu? Ve beyyenu, gizlemiş ya, o gizlediklerini beyan edecek. Toplumun, milletin önünde bir hakikati gizleyip de akşam evde Allah'a tevbe edilmez. Yok öyle bir tevbe. O tevbenin yeri kim bozduysa onların huzurunda tersini söylemek. Gizlediğin hakikati o toplumun önünde ilan edeceksin. Ve beyyenu, beyan edecek, açıklayacaksın, gizlemeyeceksin, duyuracaksın. Tevbeke tuğba edin. O zaman bunların yöneticisini kabul ederim. Ve ene tevabu rahim. Ben merhametliyim, tevbeleri en çok kabul eden benim. Tevbe ettin, Allah o tevbeyi kabul ediyor. Fakat bir uyarıda daha bulunuyor. İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum küfâr. Bak, ketmetmekle küfretmek aşağı yukarı aynı şeydir. Bir şeyi gizlemek, bir şeyi örtmek demektir.
hakikatın üzerini örtenler kafirler. Kafire niye kafir deniyor? Fıtratının üzerini örttüğü için. Mutlak inkar için kafir kelimesi kullanılmaz. Kafir kelimesi hakikatın üzerini örtenler için, bir şeyleri örtenler için kullanılır. İnnellezine kefaru. Bu adam yeniden aynı gerçekleri örterse. Hani diyor ya, şimdilik dursun sonra söylersin. O şimdilik dursun diyenlere cevap. Ve ma tuhum küffa. Böyle örtenler zaten örtenler olarak ölürler. Onun ilana zamanı kalmaz. Ve ma tuhum küffa. Hakikatı örtenler olarak ölürler. İşte o zaman. Ulaike aleyhim lanetullahi vel melaketi vel nasi ecmain. Allah'ın da, meleklerin de, bütün insanların da laneti bu adamların üzerine olsun. Halidine fiyâ, onlar orada ebedi kalacaklardır. Nerede kalacaklardır diye tercüme ediyor diyor cehennemde. Hayır, buradaki konu cehennem değil. Halidine fiyâ, onlar o lanetin içinde kalacaklardır. Onlara bu azap yeter zaten. La yukaffaf anhum al-azab ve la hum yunzarun. Mahşerde de azap onlar için ne harflenir ne de suratlarına bakar. Adam hala gizlemekten dem vuruyor. Söyleme bunları. Millet yanlış anlar. Niye yanlış anlıyor canım? Sen doğru söyle. Millet doğru anlar. Doğruyu söyle ama. Bakara suresi 174-175'i de bu vesileyle hatırlatıp bitiriyor. Bakara 174-175'i biraz sonra hatırlatayım. Araya bir tane daha ayet hatırlıyorum, onu söyleyeyim. Ali İmran suresinin 187. ayet. Ali İmran 187. Ve idâ kâlallâhu mîsâkan ellezîne ûtül kitâb. Allah kendilerine kitap verilenlerden şu sözü aldı. Herkesten, kitabı olan herkesten. Önce Yahudi ve Hristiyanlardan, sonra da biz de kitap verilenleriz ya. Adam ayeti güzelini alır. Ya sana kitap verilmedi mi? Ama diyor ehli kitap. Ehli kitap, ehli kitap verilen adamlar için kullanıyor. Sana da verildi ya kitap. Çünkü ayette söyleneni yapamayacağını bildiği için güzelini alınmıyor. Kitap verilenlerden Allah şu sözü aldı. Ne sözü aldı? لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ Bu kitapta hakikatleri insanlara duyuracaksın, açıklayacaksınız hepiniz. لَتُبَيِّنُنَّ çoğul bu. Hepiniz bu duyuruyu yapacaksınız. وَلَا تَكْتُمُونَهُ Bu hakikatleri kesin olarak gizlemeyeceksiniz. Ya bu senin de görevin arkadaş. Hepimizin görevi. İlahi mesajları duyurmak Müslüman olan herkesin görevi. Ha, bunlara değişik niye gizler? Niye gizler mesela? Bakın ne diyor? 174. ayet Bakara suresi. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâbi. Allah'ın bu kitaptan indirdiği gerçekleri gizleyenler. Bunu şunun için yaparlar. Ve yeşterûne bihî semenen kalîle. Karşılığında az bir meta ile bunları satıyor. Neye satıyor adam? Neye satar mesela? Makama satar, paraya satar, şöhrete satar, ne bileyim itibara satar, neyse, ne aklına geliyorsa, her neye satıyorsa bilsin ki karşılığında dünya bile olsa Allah'ın nimeti karşılığında dünya zerre değer taşımaz. Bunları az bir bedel karşılığında satanlar var ya, اُلَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ İşte onlar karınlarına sadece ateş dolduranlar. Şimdi deme, o makamı ele geçirelim sonra dersin. Şimdi doçentsin, profesör ol sonra dersin. Şimdi şube müdürüsün, genel müdür ol sonra dersin. Şimdi şusun, bir üste geçince o zaman dersin. Bak işte onu diyor ki, o zaman zarfında gizlediğin ne kadar zaman geçtiyse karnına ateş dolduruyorsun. Ateş dolduranlar ateş doğururlar zaten. Karnına ateş dolduran çocuğu ateş olur. Nisa suresi 10. ayet okuyun bak öyle. Evet. Ve la sadece ateş doldurma değil bak ne diyor. Ve la yükellimuhumullahu yevmel kıyamet. Allah böyle adamlarla kıyamet sabahı konuşmayacak. Ali İmran suresinde diyor ki ve la yuzriyeyim yevmel kıyameti. Onların suratına bakmayacak Allah. Bundan daha büyük azap olabilir mi? Sen neyin karşılığında gizlediğinin farkında mısın hiç? Ali İmran 77. ayet. Allah suratına bakmayacak.
Ve Zekiyim böylelerini zaten arındırmayacaktır da. Peygamberimiz tam da bununla alakalı buyurmuş ki mensur ya an ilmin feketemehu elcemeullahu bilicami cehennem. Kime bir hakikat sorulur bilmesine rağmen onu gizlerse mahşer sabahı Allah o adama cehennem yuvarlarından birini boynuna takacak. Onun için Bakara 140. ayette der ki ve men azlamu mimmen keteme şehadeten indehu min Allah. Allah katında bir hakikati gizleyenden daha zalim kimdir? Evet, hakikati ne pahasına olursa olsun söylemek mecburiyetindeyiz. Gizlemek, gizlediğimizle ölme riskini beraberinde getirir. O itibarla Kur'an adına, vahiy adına, Allah'ın sözlerini ne olursa olsun insanlara onların yüreklerini yazacak çalışmaları yapmak bizim Kur'an'a karşı sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Bu sorumluluğu yerine getirmede Rabbim çabalarımızı karşısız bırakmasın. Siz in tensurullah yansurkum ve yüzebbit akdamekum. Siz Allah'a yani onun prensiplerine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. Rabbim yardım ettiği kullarından ve ayaklarını sabit kıldığı şanslı ve has kullarından eylesin. Cenab-ı Hak bu vesileyle bu programı düzenleyen Başakşehir Belediyesi Başkanı'ndan diğer bütün yetkililerine varıncaya kadar Basri Bey'e, Furkan Bey'e, Başkan Yardımcısı kardeşimize, ilgilenen herkese, burayı dolduran sizlere, dilimiz döndüğünce hakikate tercüman olan bize, her birimize rızasına uygun yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Dünyada ödüllendirdiklerinden ahirette cennetine alacağı kullarından eylesin. Rabbim gülen yüzünüzü soldurmasın. Dünyanızı, ahiretinizi mamur eylesin. Ve Cenab-ı Hak her an ve zamanda yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.